İyi geceler sevgili izleyiciler. Birebir hoş geldiniz. Çok hoş bir akşam olacak. Çünkü çok değerli konuklarım var. Özellikle ilk bölümde gerçekten Türkiye'nin tiyatrosunun, sinemasının az sayıda efsane isminden birini konuk edeceğiz. Sayın Nevra Serezli bizimle olacak. Çocukluğumuzdan beri, benim çocukluğumdan beri, sizin belki daha başka yaşlarda hayran olduğumuz, çok değer verdiğimiz bir sanatçımız ve bugün bizi kırmadı sağ olsun burada. Doğru söylemek gerekirse kaşarlanmış bir televizyoncu olarak ve heyecanlamam ama Nevra Hanım'ı karşımda görünce... Heyecanlanmak elde değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben de heyecanlandım. Ne güzel sizi burada görmek. Ben de heyecanlandım. Vallahi heyecanlandım. Canlı yani. Yayın çok heyecanlı. Yani canlı yayın heyecanlı değil de sizinle karşılıklı oturmak çok heyecanlı. Çok teşekkürler. Ardından Türkiye'nin bugünlerde en çok konuşulan dizisinin oyuncuları bizde olacak. Kızılcık Şerbeti. Üzerine kıyametler kopuyor. Yok Rütük ceza verdi, verecek. İnceleniyor, minceleniyor bilmem ne falan filan. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir meselesine parmak basan çok değişik bir... dizi ve bu nedenle de çok tartışılıyor. O kadar gerçekçi ki tartışılmaması da kaçınılmazdı. Kimilerini rahatsız edecek kadar gerçekçi. Dizinin oyuncuları bizde olacak. Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzun Atağan ve Ceren Yalazoğlu, Karakoç biraz sonra bizimle olacaklar. Ama önce tabii ki efsaneler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok iyi. Sizi görmek ne kadar güzel. Ay çok teşekkürler. Valla... Böyle Türkiye'nin eski güzel günlerini hatırlıyorum sizleri görünce. Yani o insanların birbirine daha sevgili dolu, daha saygı dolu olduğu, her şeyin tüketilip atılmadığı, her şeyin değerinin daha sanki bize göre bilinir gibi olduğu. Belki yaşlılık emaresi bunlar ama özlüyorum o günleri. Siz özlüyor musunuz? Aynı şekilde aynı hisleri paylaşıyorum. Ben şeyi pek sevmem. Bizim zamanımızda diye lafa ama... girmek, çünkü o zaman yaşım belli oluyor ya, öyle söylemekten hoşlanmam. Hep ileriye dönük, daha çağdaş, daha genç fikirli olmayı istediğim için. Fakat geçenlerde düşünüyordum da mesela Beyoğlu'ndaki galalara gidildiği zamanki insanların kılığı, kıyafeti, çok iyi hatırlıyorum. Erkekler takım elbiseleri, paltoları, böyle şapkaları. Hanımların elinde hatta deri eldivenler olurdu. Tayörlü böyle, çok şık ve o devirde yasak değildi kürk giymek falan. Böyle hani etolle... Sen de şimdi ayıp, o zaman yani ayıp, ayıp, yasak tabii, yanlış bir kelime kullandım. Korkuyor insan tabii, evet. Şimdi herkes ona tepki gösterince böyle kürklerini savura savura gelirlerdi. Premierler, galalar yapılırdı. O şıklık, o hoşluk. Hatta yılbaşı geceleri özellikle tiyatro oynanırdı. Hep dolu olurdu. Dormen'in balkonundan Haldun'cum hep severdi böyle balonlar atardı, rengarenk balonlar. Yani öyle galalardan şimdi bir operanın balenin galasına bile işte gayet spor kıyafetlerle, kazaklarla falan gelinen günler olunca hani bizim eski günlerimiz diye düşünmeden edemiyor insan, evet, yani genel, doğru. Genel olarak Türkiye'de böyle bir daha modern bir ülkeydik. Daha ne diyeyim, batı tarzı bir ülkeydik. Biraz daha değiştik. Gerçi batı da biraz bozuldu. Her yer bozuluyor ama biz, evet, daha hızlı bozulduk galiba. Evet, yani fikirler de öyle oluyor. İnsanlar buna ayak uyduruyor. Biraz belki teknik çağ da buna ön ayak oluyor. Bizim devrimizde bu kadar dışarıyla ilişkimiz, yoktu, şansımız olmazdı. Hiçbir şeyleri bilmezdik. İşte bir Amerikan filmleri gelirse hani Amerika'yla, evet, Amerika'yla falan bir bağlantın, hani onların dünyasıyla falan buluşabilirdik. Tabii biz sanatçı olduğumuz için mesela ilk Beyoğlu'na Sherbrooke Şemsiyeleri filmi geldiği zaman şok olmuştuk hepimiz. Yani nasıl bütün müzikle anlatıyor filmi, nasıl bir şey olabilir diye çok şaşırıyorduk. Ve çok sevinirdik öyle filmler geldiği zaman, evet, sinemalarımıza ve falan. Çok zor gelirdi, ender gelirdi, geç gelirdi. Ama mesela o zaman Türk filmleri de şimdikine göre biraz daha değişikti sanki. Daha batı esintiliydi. Daha tabii böyle... tabii, Yeşilçam 10 numara bizim, yani Yeşilçam'la büyüdük tabii. Şimdi de onları nostaljik bir şekilde seyrediyoruz. Ama çoğunun değeri şimdi de anlaşılıyor. Aynen, onlar eskimeyen filmler oluyor. Bazen ben de bir takılıyorum, kalıyorum hala. Mesela bazı televizyonlar gösteriyor eski, bayağı eski filmleri. Evet. Takılıp kalıyorum. Peki şimdi dediniz ki işte batıdan bir şey geldi falan filan. Şimdi bunu siz söyleyince biraz garip oluyor. Niye derseniz, siz
liseyi bitirir bitirmez o zaman için hani elbette gidilirdi ama öyle çok da harcı alem bir şey değildi. Amerika'ya tiyatro okumaya gittiniz. Hayır, öyle olmadı o. Bakın. Yanlış, hayır öyle yazıyor. Çok bozuldum. Hayır. Şaka yapıyorum ya. Hayır, neye bozulasınız, yanlış bilgide yazıyor bazen her şeye rağmen şeyde, Google'larda. O zamanlar, şimdi de var galiba, American Field Service dedikleri bir exchange programı vardı. AFS. Bizim okula geldiler ve 3 kişi seçildi, biri de bendim. Hala anlamış değilim niye beni seçtiler diye. İyi bir talebeydim ama yani o kadar çok o değerde... Hangi lise? Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy. Orada seçilince Amerika'ya gittim. Bir sene orada kaldım. Ama tabii liseyi okuyorum. Lise 2'yi okumak için gittim. Bir ailenin yanına sizi yerleştiriyorlar. Ben zaten tiyatro yapıyordum okuldayken de yani. Onun için orada hemen tiyatro bölümlerine, lisede tamamen üniversite gibi değil ama drama kursu var, modern art var, modern dans var, şu var, bu var. Onlara hep seçmeli ders olarak aldım. Bir sene öyle kaldım ve bunun tadına vardım. Dönünce dedim ki ben okulu bitirince kesin Amerika'ya tiyatro okumaya gideceğim. O kadar notlarım iyi ki, hocalar tarafından seviliyorum ki. Yani benim bir okulu kazanamamam mümkün değil. Büyük bir ukalalıkla 40 okula falan müracaat ettim. Referans mektupları bütün hocalar tarafından yazıldı, etti. Ben bütün üniversite sınavlarını, Boğaziçi'nin hep imtihanlarını falan hepsini kaçırdım. Nasıl gidiyorum diye? Nasıl, onu bekliyorum. Hiçbirinden burs alamadım. Burs alamadım. Paramız yok. Babanız Amerika'da satsaydı. Yok, satacak evimiz de yoktu, hiçbir şey de yoktu. Ve çok çöktüm yani. O Amerika'ya gidip hala da içimde kalmış bir şey değil yani Amerika'da tiyatro. Ha ne olurdu, Amerika'da tiyatro okuyup gelip burada gene aynı başarıyı gösterebilir miydim, gösteremez miydim? O ayrı bir konu. Ve çok üzüldüm. O sırada araştırıp ne yapabilirim dedim. LCC'nin tiyatro kursları vardı. Tesadüfen oraya yazıldım ve karşıma Haldun Dorman çıktı, Yıldız Kenter Şanssızlığa çıktı, bakın. Ayla Algan çıktı. Bir sene orada da talebe olarak okuduktan sonra Haldun bana profesyonel olarak bir tiyatrosunda... İlk tiyatronuz Dorman Tiyatrosu. Evet, başrolle. Başrolle. Evet, Cengiz Hanım bisikletindeki Gül Hanım. 10 küsur sene öncesinde Ayfer Feray oynamış. Yaş kaç vardı, 21 oynamış. Falan mı? 25. Ayfer Feray'ın oynadığı rolü ve bendeki cahil cesaretine bakın ki Ayfer Feray'ın rolünü tamam. Olur Haldun hocam Haldun dedim. Haldun'cu ne demek? Girdim. Girdiğim anda da neyle karşılaştığımı anladım, itiraf ediyorum. Ben o kadar sene kolejde tiyatro yaptım, hem İngilizce tiyatro yaptım hep. Nasıl hiçbir şey bilmediğimi profesyonel tiyatroda öğrenmiş oldum. O kadar farklı. Yani konservatuvar bitiren öğrenciler de ilk profesyonel oyuna çıktıkları zaman bir şaşalarlar ya. Ben de öyle ama tabii bir kolejin getirdiği bir özgüven var ya. Yani biz kolejciler biraz öyleyizdir yani. Of, dünyada bir tek biz varız havasındayızdır. Öyle yetiştirir okul çünkü. Birdenbire şaşaladım ama etrafımda... Erol Keskin, Erol Günaydın, Haldun Dorman, Nisa Serezi, Turgut Boralı, Altan Erbulak, Füsun Erbulak, Suna Keskin, ekip bu. Herkes var. Ekip bu. Yok yok. Yani hiçbir şey öğrenmemem mümkün değil. Ama tabii çok zor bir seneydi. Biri çekiştiriyor kenara, şurayı şöyle yaptım buraya, böyle. Öbürü çekiştiriyor bu tarafa ve karşımda Erol Keskin var. Onunla başrol oynuyorum. Erol Keskin'i biraz belki tanırsınız. Gayet tanırım. Yani çok zordu. Zor, ters ama çok müthiş bir adamdı ama. Çok. Peki mesela şimdi size bu rolü o zaman teklif etti Haldun Dorman. Hani var ya Haldun'un şeyi, belgeseli, yaparsın şekerim. Evet, yaparsın. İşte bana da yaparsın evet. Şekerim şimdi, dedi. Şimdi, tam onu izledim şimdi. Haldun abinin, Haldun Bey'in böyle bir tavrı vardır. Yaparsın şekerim. Evet. Ve bunu pek çok genci tiyatroya kazandırırken de bu yaparsın şekerimi kullandığını biliriz onu. Evet. Peki bu kadrodan birileri ona mesela hiç itiraz etmez miydi? Yani... Altan Erol falan. Bey mesela. Altan abi. Altan şimdi demez mi? Altan'ı ya, da öyle almış. Ya, Altan Erbulak'a da öyle. Yaparsın şekerim. Ona da yaparsın şekerim. Tesadüfen mesela size kimse karşı çıkmadı mı orada? Ya, bir dakika bu kız daha dünkü çocuk. Ama çok çabuk hallettim. Hallettiniz. Çok çabuk hallettim. Yani marifet
O da demek ki bunu görmüş. Demiş görmüş. Bu kız, ama bu talebesiydim bir sene boyunca. Yani bendeki kumaşı gördü herhalde. Ben çok çabaladım. Çünkü profesyonel tiyatro ile okul tiyatrosu tabii ki çok aynı farklı. Şey aynı şey değil. Ama yetenek aynı şey. Orada da yetenek, orada da yetenek. İşte üstüne biraz koyuyorsunuz her seferinde. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. Yani hala ya bir gençle ya tanımadığım bir rejisörle karşılaştığım zaman çok antenlerim açıktır. Yani kendimde başarıyı bir veyahut da kendimi met etmek istersem hem gözlemimin çok olduğunu hem de antenlerimin çok açık olduğunu bilirim. Yani hiçbir şeyi kaçırmam. Dikkat ederim, konuşulanı dinlerim, okurum, seyrederim, not alırım. Gece yatar üstüne düşünürüm falan öyle. Yani nasıl 50 sene geçmiş, ay çok da başarılı işlerim var artık, tamam. Aa, yeter tamam, ne olacak, hayatta. Ne olacak bana. İşte o zaman da insan nevral seriz oluyor zaten. Belki de ondandır çalışmak. Çalışmak. Yetenek 5, çalışmak 95'lerde. Peki ilk oyun sonra Haldun abiyle uzun süre gittiniz. Haldun'la oynadık. Sonra Çıplak Ayak adlı piyesi birlikte Haldun'la oynadık. Çünkü Füsun Erbulak'la Metin Serez'le onda oynuyordu. İkisi de hastalandı. Metin Serez'i tanıdınız bir miydi? Efendim? Metin Serez'i tanıdık bir mi, soyadı benzerliği mi? Yok, uzaktan akrabam oluyor. Soracağım, onda geleceğim. O dedikoduyu da yapacağım. Ondan sonra onu da biz oynadık Haldun'la. Ve hiç unutmuyorum, o Çıplak Ayak çok müthiş bir oyundur o. Bursa'da ilk açılışını yapıyordu. Bursa'daki otelde oyunun gelmesini beklerken otogar nerede, hangi otobüste kaçabilir mi düşündüm. O kadar hala mi? Hatırlıyorum o anı. Korkudan. Evet. Heyecandan. Yok yani gideceğim. Otogar nerede? Ben otobüse bineyim kaçayım. O hisse kapılmıştım. Premier Bursa mı yapıldı o? Bursa'da ilk yapıldı. Sonra bütün turneyi yaptık. Ondan sonra oyunlar geldi. Sonra Ankara Sanat'ın hayatımın en güzel oyunu Genco Erkal'la Durdurun Dünya İnecek Var müzikali geldi. O benim aslında çıkış oyunum oldu. O mudur çıkış oyunuz? Öyle düşünüyorum. Çünkü hem müzikalde başarımı gösterdi. Sonra bana diğer müzikalleri getirdi. Hem 4-5 tane ayrı tipleme kadın oynuyordum. O da belki sonra Kabareyi ve Deve Kuşu'nu getirdi. Çok severek oynadığım bir oyundu ve karşımda Genco Erkal vardı. Yani müthişti. Müthişti. Yıktı geçti Ankara'yı. İşte orada başladı. Bir kız var. Kim bu kız? Başarılı. Pek de güzel. Ay işte şarkı da söylüyor falan diye yavaş yavaş bu şekilde böyle duyulmaya başladı. Sonra Deve Kuşu Kabare mi öncedir, şey yok, mi öncedir? Yok, Deve Kuşu Kabare 1986. Yapmayın ya. Tabii. 1980 Hisseli Harikalar. Ha, ben Deve Kuşu Kabare'ye bir sene kadar önce diye düşündüm. Hayır, önce Hisseli Harikalar. Çünkü ben Hisseli Harikalar'da bayağı bir isim yapmıştım. O zaman zaten çok meşhurdun o zaman. Tabii, o zaman. Meşhurdum. Herhalde ondan Metin Akpınar da Zeki bizimle çalışır mısın diye düşündü. Bana teklif yaptılar. Ben çok uzun süre düşündüm. Kabare yapabilir miyim? Kabare çok farklı bir tür. Yapabilir miyim? Daha çok ben komedide oynamışım, bulvar komedisinde oynamışım, müzikalde oynamışım. Nasıl bir şey? Kabare bunların karması aslında. Efendim? Kabare bunların karması değil mi zaten? Karması ama çok ayrı bir şeyi var, temposu var, ritmi var, çabuk değişimi var, karakterleri öyle bir tipleme yapacaksınız ki... Çok abartmayacağın ama inandırıcı olacak. Politik espriler var. Ağzıma politik espri yakışır mı? Ben onu satabilir miyim? Bir yanımda Metin, bir yanımda Zeki. Onlardan özgüven şey de var. Artık hafif egolar başlamış. Ben altta kalmak istemiyorum lazım. Tabii. Çok zordu. Onu da karar vermek çok zordu. Aslında ama sonunda verdiniz kararı. Ve... Çabuk karar veririm ama onda ilk orada defa biraz Metin'le hep tartıştık evde, yapar mısın, yapmaz mısın, yapabilir misin falan diye. İyi ki de yapmışım. Peki onlar hangisi daha zordur? Metin abim mi, Zeki abim mi rahmetli? Aslında ikisi de zor değil. Ben biraz insanları idare etmesini becerebilen bir tipimdir. Metin zor gibi görünür, aslında değildir. Zeki daha fevridir, parlar eder falan ama o da yumuşacık kalbi olan bir insandır. İkisinden de çok şey öğrendim. Gerçekten çok şey öğrendim. Bir kere komedi nosyonunu ve timing denilen olayı, İngilizce söylemeyelim, hadi zamanlama diyelim. Onu müthiş öğrendim. Yani böyle nefes alışı Metin Akpınar'dan öğrendim. Seyircinin nefes alışından ne kadar yükseleceğini, ne kadar alttan alacağını ve nerede espriyi patlatacağını Metin Akpınar'dan öğrendim. Ders gibiydi yani onlarla oynarken. Eğer bugün komedide biraz başarım varsa...
hem Metin Serezi'nin çok iyi komedi rejisi, hem Aldun'un ekolü, hem Metin ve Zeki'nin öğretileridir yani. Peki Metin Serezi demişken, nasıl tanıştınız? Tabii ki nerede olabilir? Tiyatroda. Sahnede. Tiyatroda. Peki nasıl, size nasıl asıldı diyeyim? Belki de ben yapmışım. Tam da ben de oraya gelmek istiyordum. Kim gibi asıldı? Galiba karşılıklı oldu. Şimdi ben onu, ben daha kolejde talebeydim. Ha, siz küçükken göze kestirdiniz. Canım o öyle değil. O ha, hayran olarak. Ha, hayran olarak çok yakışıklıydı Metin. Tiyatroya başlaması etkisi var mı o hayranlığın? Yok. Yok. Hayır, öyle bir şey okay. olamaz. Şeydi. Hayvanat Bahçesi diye bir oyunda oynuyorlar. Hatırlar mısınız? Oyunu gayet iyi biliyorum. Genar Tiyatrosu'nda iki kişilik oyun. Erol Keskin, Metin Serezi. Ben de kolejin son sınıfındayım. Ben her hafta tiyatroya giderdim. Oraya gittim. Bunlar ikisi bir böyle parkta geçiyor. Bir bankın üzerinde. Ben vuruldum oyunculuğuna. İkisinin de oyunculuğuna. Ve de sahne şeyine, böyle enerjisine falan hayran kaldım. Hayran kaldım. Ay ne biçim oyuncular, ne biçim. Ama ta öyle yani. Doğruya doğru. Doğruya doğru. Doğruya oyunculuğa doğru. Yani. Gerçekten öyle ama. İnandım. Böyle şey yapmayın yani, büyük altı yapmayın. ben de talebeyim daha o sırada, son sınıfta. Son sınıf sona bitti. Artık yazlık durumuna geliyor. Beyoğlu'nun arkası, şeyde, ilerisinde. Tünele doğru, hadi ismini vermeyelim, o devirde orada çok meşhur bir şnitzel lokantası vardı. Fişer. Aferin. Orada bir arkadaş, kız arkadaşımla yemek yiyorum. Birdenbire kapı açıldı. Ve içeri girdi. Ve içeri Metin girdi. Siz oyunda bir daha vuruldunuz. Kıyafetini hiç unutmuyorum. Beyaz bir dik yaka, acı kahverengi bir deri mont, altında blue jean. Ay 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 ay. Böyle kapı açıldı, girdi. Ayağında neler, ayakkabı? Ayakkabıya bakamadım artık. Vay, 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 vay dedim. Sonra tiyatroda karşılaştım Dormen'e girince. Sadece gayet soğuk gelip bana premierde. İyi oyunlar, başarılar diliyorum. İnşallah her şey çok güzel olur dedi. Soğuk böyle, mesafeli. Aynen cool. Böyle. Ben de çok teşekkür ediyorum dedim en ukala halimle. Sonra bir piyes oynanması gerekti. Aşk diye bir piyes. Bir Amerikan piyesi. Gene Erol Keskin var. Metin var ve Şirin Devrim sahneye koyuyor. 40-45 yaşlarında da bir kadın oyuncu var. Üçlü bir Amerikan piyesi. Kadın arıyorlar, kadın bulamıyorlar. Şirin Devrim olsa da Amerikalı eşi evlenmiş mi, evlenmemiş mi daha? Evli. Amerika'dan geldi. Kitabında bunu yazar. Geldi ve oyuncu aranıyor, kadın oyuncu aranıyor. O yok, bu yok, o olmuyor falan filan. Metin, bilmiyorum gerçeği. Ya Nevra niye oynamıyor demiş. Yani bilerek mi söylemiş? Bence bilerek söylemiş. Niyeti bir var mı? Bir erkek böyle bir şey söylese niyeti iyi değildir, ben söyleyeyim belki size. Belki teatral açıdan söylemiş. Kesin öyledir, emin olun yani. Ben öbür türlüsünü tercih ediyorum. Teatrali mi? Hayır. Ha, bence de. Zaten o da öyle yapmış zaten, belli yani hiç. Haldun da demiş ki, ya demiş çok genç Nevra. Ah bu lafları şimdi söyleseler bana keşke. Daha laf fıstık diyorsun maşallah. Olmaz ama Nevra genç kalır deseler keşke. ve... Metin demiş ki, niye canım demiş, kostümle, saçla, makyajla hallolur, Nevra oynasın demiş. Oyun muhteşem. En sevdiğim rollerden biridir. Çünkü sizin oynadığınız ötürü. Evet ve müthiş bir oyun çıktı ortaya. Orada da bir sahne vardık, öpüşürler. İkide bir de Şirin Devrim daha kaba okuma provasında. Öpüşün. Hadi Metin'ciğim. Bence ona Metin Serezli demiş ki buraya bunu itişti. Ben kesin. Kitabına siz orada tezgaha düşmüşsünüz. Ben kitabına yazdı Şirin Devrim bu anekdotu. Ben tabii utanıyorum, daha olmaz. Ya gerek yok diyorum. Ne var yani diyor. Son provada mı diyor. Ben bir göreyim sahnede diyor. Bir göreyim bakayım. Diyor. Elektriği bir göreyim. Ama Metin de kibarlık ediyor. Daha gerek yok Şirin diyor. 3 gün geçiyor. E ne oldu o sahne? Hani nerede öpüşme? İşte o öpüşme, o öpüşme. Öyle başladı. Kaç sene sürdü? Ne? Öyle ne kadar Metin işte? Kaç sene onu merak ettim. 50 sene oldu. 45 sene sürdü. Çok da yakışan bir çiftiniz. Herkes bayılır size. Ya. Çok iyiydik evet. Ya böyle o da muazzam bir oyuncu. Siz muazzam bir oyuncu. Güzel çünkü hakikaten güzel. Anılar i̇şte hepsi çok gözüme güzel. Geliyor. Evet, anılar çok güzel. Ben sizi defalarca televizyonda, sahnede defalarca beraber izledim. Yani
Şahaneydi. Şimdi benim gözlerim doldu yani. Hmm, hatırlayın. Canım benim. Ya. Nur içinde yatsın. Evet. Peki. Bütün bunlar olurken o zamanlar yani bahsettiğim seneler 60'lı seneler değil mi? 60'lı yıllar bunlar. 66. Evet. Ben tiyatro 66'da tiyatro bir kadın için kolay bir iş değil ve para kazandıran bir iş de değil. Meslek olarak da özellikle çok görülen bir şey değil. Yani iyi bir meslek ama aileler çocukların tiyatro oynamasını pek istemiyorlar bildiğim kadarıyla o zamanlar. Ben kendi çevremden de biliyorum. Babanız falan ne derdi size mesela bu tiyatrocu olma şey? Babam beni her gün tiyatrodan gelip alırdı eve götürürdü. Ha, destek çok verdi yani. Ayol ne demek, babam hepimizden daha medeni, çok okumuş, 5 lisan bilen, 2 üniversite bitirmiş bir insandı. Bana tek söylediği şey, mutlu olduğun, sevdiğin mesleği yap. Hiçbir şekilde sana itiraz etmem. Sinemada biraz daha dikkatli ol dedi. Çünkü o devirlerde sinema için böyle hani kötü şeyler de konuşulurdu aileler arasında. Ortamlar çok şey değil diye. Rejisörlerin ve yapımcıların kötü şöhretleri vardı. Onu demek istemedim işte. O yüzden aslında üzülürüm bir tek. Çünkü çok film teklifi gelmişti gençlik ama yıllarımda. Oynadım ama o hani star yerine gelebilecek genç kadın, güzel kadın şeyini geçirmiş oldu artık. Ondan sonra komedi oyuncuyla. Yani o Filiz Akınların aynı devirlerde, Sema Özcanların falan olduğu devirlerde çok teklif geldi. Babam hep dedi ki tiyatro daha şey senin için. Bu size bir pişmanlık galiba ufak. Yani sinemayı daha çok yapmış olmak isterdim. Sinema o kadar güzel bir şey mi? Ay çok keyifli. Yapmayın ya. Bana göre zaten hepsi güzel. Hepsi güzel de. Yani ben tiyatro, sinema, reklam, müzikal, dublaj hepsini seviyorum. Dublajı da çok başarıyordunuz. Çok severek. Yani bugün gelsin gene giderim saatlerce karanlık odaya kapanırım yani. Bütün yaptığım işleri, sevmediğim hiçbir şey yapmadım bugüne kadar. Peki deseler ki bunlardan sadece birini yapacaksın. Hangisini tercih ederim? Tiyatro değil mi? Şimdi şu anda tiyatrom var. Yani gittiğim, oynadığım oyunlar, 3 senedir oynuyorum Ağaçlar Ayakta Ölür. Gittiğim turneler, çektiğim yorgunluklar, yani bu yaşta belki kimsenin yapacağı bir şey değil. Hiç gocunmadan. Kaç senedir Ağaçlar Ayakta Ölür? 20'de başladı pandeminin şeysiyle, evet. Pandemide bir ara verildi ama değil mi? Mecburen verdik. Fakat ondan önce uzun bir suskunluk dönemi yaşadınız tiyatroda. Rol bulamadım. Hmm. 11 sene ayrı kaldım. 11 sene doğru. 11 sene rol bulamadım, oynayacak oyun bulamadım. Yoksa her yerden teklif geliyordu. Siz mi beğenmediniz? Beğenmemek demek ayıp olur da ya yaşıma uygun olmuyordu ya çok eskiden oynanmış bir oyundu. Ben biraz güncel olmasına da bakıyorum. Yani bizim de bugünümüze uygun olmasına da bakıyorum. Ha şimdi diyeceksiniz ki şu anda oynadığım piyes 1950'de yazılmış bir oyun. Ama hiçbir şey değişmemiş. Sadece biz 80'lere çektik. Ama duygular aynı. Anlattığı hikaye bugünün hikayesi olabiliyor. Bir aile hikayesi. Onun için... Macide Tanır öyle değil mi o zaman? Ah evet. Ondan seyretmiştim. Ben o zaman talebeydim. Hayran sonra kaldım. Uzun yıllar oynanmadı. O şimdi tekrar siz oynuyorsunuz. Filmi yapıldı. Filmi Yıldız Kenter oynadı galiba. Evet. Ben filmini izlemedim. Filmi yapılmış diye biliyorum ama Macide Tanır oynadığı bir oyun olduğunu biliyorum. İzlemedim tabii de. Peki 11 sene sonra aynı şevkle yaparken yorulmuyor musunuz? Anadolu'ya gidiyorsunuz, turne yapıyorsunuz. Yorulmuyorum ama heyecanlanmıyorum dersem heyecanlanıyorum. Her gün heyecanlanıyorum. Her gün oyuna çıkarken heyecanlanıyorum. Bence bir tiyatrocunun da hiçbir zaman o heyecanı kaybetmemesi lazım. Gerçekten heyecanlanıyorum ama. Yani öyle havada, lafta değil yani. Bir titreme geliyor tahtaya karşı. Titreme geliyor, tiklerimi yapıyorum, tahtalara vuruyorum. Var mı da böyle uğurlarınız ya da bir kadeh önden atayım falan filan? Kadeh atmak mı? Yani bazıları vardır ya bir kadeh sonra çıkarsın. Tiyatrocu da olmaz öyle mı? Şey yok. Duamızı ederiz, tahtamızı vururuz. Aynı aksesuarlar yerinde olacak her şey. Var tabii. Onlara bakarız. İşte arkadaşlarla belki hani çak yaparız falan. Öyle yolunda gitsin. Peki diye. Mesela şimdi benim buna tiyatrocu konuklarıma hep sormak adetten oldu. Şimdi bizim zamanımızda, ben gençken ve çok sıklıkla tiyatroya gittiğimiz zamanlarda her tiyatronun bir adresi vardı. Dolmen Tiyatrosu buradaydı. İşte biri diğer tiyatro ne bileyim biri Lale'deydi, biri Pangaltı'daydı. Her birinin bir yeri vardı. Biz bilirdik ki oraya gideriz, oyunu seyrederiz. Sahnesi ona göre, kurgusu ona göre. Yani gişe memurunu, gişedekini, bileti alanı tanırdık yani. Herkes bildirdi, yer gösterilebildik. İşte Deve Kuşu Kabare şeydeydi, sıra seyredildi. Tabii. Sonra Konak Sineması'nın oraya taşınmıştı falan. Her şeyi bilirdik. Bugün böyle bir şey yok. Yani
Nerede oynuyorsunuz? Vallahi bu hafta Profilo'dayız, haftaya Bakırköy'de bilmem neyiz, öbür hafta Ataköy. Şimdi bu hoş mu bu? Benim hoşuma gitmiyor. Hoş olur mu? Korkunç bir şey ve bizi çok yoruyor. Niye bu kadar turneye gidiyoruz? Salonsuzluktan gidiyoruz. Duyduğum kadarıyla Kadıköy Halk Eğitim de yıkılıyormuş. Galiba depremden dolayı yıkılmış. Değil mi? Öyle bir şey. Bilmiyorum ama yani mesela orası bizim kalemiz, evet. Kadıköy. Her zaman dolu oynuyoruz. Ayda 4-5 kere gidiyoruz. Birdenbire Kadıköy'de oynayacak salonumuz yok. E Kenterler kapandı. Kapandı. Gazanfer Özcan bitti, Ali Poyrazoğlu'nun Şişli'de tiyatrosu vardı, o bitti. Şu bitti, eskiden Şişli Ümit tiyatrosu vardı. Oralarda oynardık, o bitti. Yani ne oldu bu salonlar? Bir oralar boşta duruyor galiba, bir şey de yapılmıyor oralarda. Hayır, bu kadar da inşaat yapılıyor, bu kadar binalar yapılıyor. Mesela birisi de altına bir salon yapın demiyor. Tiyatro yapılan yer yok. Acaba diyorum belediyeler zaruret mi gidiyor seni? Ne bileyim işte 1000 konutluk site yapıyor. Kardeşim içine bir tane tiyatro salonu yapmak mecburidir mi dese acaba? Ve bunu belediyeye tahsis edeceksin mi dese? Yani hakikaten akıl alır gibi değil. Belediyeler de çok fazla imkan sağlamıyorlar. Verilen şeyler var, salonlar var. O salonları şimdi büyük salonlarımız var ya, İstanbul içinde büyük müzikallerin falan yapıldığı. Onların programlarını bir görseniz mümkün değil bir tane boş yer bulmanız. Kimler var peki oralarda? Herkes oynuyor, herkes kiralıyor. Yani o kadar zor ki sıraya girip yer bulabilmek için. Onun için biz de Anadolu'ya gidiyoruz. Ankara bizi çok sevgiyle karşılıyor. Hep dolu dolu oynuyoruz. İzmir acayip evet. İzmir bir yer. İzmir çok medeniyim. Acayip. Ne zaman gitsek hep dolu. Ama Anadolu'nun diğer şehirlerini de biz geziyoruz. Hep gidiyoruz yani. Ya, farkında mısınız yani? Bütün bu hasara rağmen tiyatroya ilgi azalmıyor. Azalmıyor. Biz önce deprem sonrası tabii hepimiz büyük şok yaşadık, üzüntü yaşadık. Hala da yaşıyoruz. O atlatılacak bir şey değil zaten. Bir müddet ara verildi. Ondan sonra her hayat sanki normale dönermiş gibi olunca hemen ilk oyunumuz vardı zaten. Herhalde insanlar pek gelmez diye düşündüğümüzde kapalı gişe, dolu salona oynadık. Evet. Hala da hep öyle oynuyoruz yani. Yeni bir şey var mı? Yeni evet. Bir oyun? Var mı? Var. Şu anda provadan geldim zaten. Evet. Veda adlı Ayşe Kuli'nin romanını. Veda'yı çekiyor. Veda'yı oynuyorsunuz. Veda'yı. Kim sahneye koydu? Nedim Saban hem oyunlaştırdı hem sahneye koyuyor. İşte daha ikinci, üçüncü provamız inşallah önümüzdeki Eylül'de oynayacağız. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamasına da denk gelsin diye 1923'te geçen Vahdettin işte veda anlattığı zaten aile hikayesi Ayşe Kuli'nin. Ona heyecanlanıyoruz şimdi, onun provasındayız. Süper. Ayşe Hanım geliyor mu provaları? Yarın 11'de geliyor. Çok selam, çok selam söyleyeyim. Buraya katıldı, çok güzel dedikodu yaptık. Şahaneydi. Peki bir şey merak ederim hep. Dur onu sonra sorayım ama. Daha önce şeye geleceğim, dizilere. Güleceksin ama ben sizin Sihirli Annem dizisine bayılıyordum. Niye güleyim ayol? Hani bayılıyorum herkesin bayılmasına. Kazık kadar herif bunu mu seyredeceksiniz hayır, ama. Hayır hayır çok ya, güzel. Bayılıyordum ona. Siz keyif aldınız mı? 6 sene sürdü. Değil mi? Keyif almaz mıyım? Tabii ki çok keyif aldım. Onun da şöyle küçük bir esprisi var, anlatayım. Bana gelip teklif yaptıkları zaman ben onun orijinalini seslendirmiştim. Bewitched diye vardı ve ben seslendirmiştim oradaki anne karakterini. Hatta Ankara'da yapmıştım dublajını. Bana bu teklifle geldiler işte ben de döndüm dedim ki yok ya beni oynatmayın dedim. Ben şimdi orada böyle bir peri meri falan ay hiç de hoşuma gitmez öyle çocuksu şeyler dedim. Çok ısrar etti işte İnci ne olur Nevra abla İnci Gündoğdu'da Nevra abla ne olursun hadi bak çok şeker olacak falan. İçimden dedim ki ay nasılsa bu 3 bölümden sonra biter dedim. İyi tamam peki hadi kabul ettim. Nasıl 3 bölüm diye? Sonra 6 sene. O kadar keyif aldım ama çok ki sonra. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Kadromuz harika. Kadro şahane. Ay, hepimiz birbirimizi seviyoruz. Köpeğe aşık olduk. Köpek zaten başlı başına bir olay. Başlı başına bir olay. Köpek karakter diye. Neydi köpek, o pug mıydı? Pug'dı galiba değil mi? Nedir o cinsleri onu galiba bilmiyorum. Galiba pug olmuyoruz. Pug mı? Pug galiba. O vefat etti ilk biliyorum. Şey. İkincisini sonra aldık. Sonra Metin'e de teklif ettiler. Metin abi sen de bizden ol. Sen de köpeği konuş dediler. Evet, o da cuk oturdu oraya. Metin de nasıl keyif alarak koskoca ama. Adam. Belliydi. Ona böyle oynuyordu dublaj şeyinde falan. Ve de hala yani ben kaç sene olmuş. Tekrarlanıyor hala seviyorum. Tabii. Koskoca adamlar
Nevra abla, Dudu Peri, gene bana bir sihir yapsana falan diyor. Ben böyle bakıyorum. Ben bayıla bayıla seyredim yani. Ya hala orada mı kaldınız diyorum. Çocukluğumuz, hani laf vardı. Ben çocuk da değilim ama kaldım orada. Çocukluğumuz onunla geçti diye. Yok yok, severim yani. Güzel bir anıdır zaten o. Şey geleyim, Genco Erkal'la İzmir, Ankara. Sonra Gencobeyli'ye tekrar bir şey oynadınız mı Gencobeyli'ye? Oynayamadık maalesef. Oynayam. Çok isterdim. Gencobeyli'yle oynamak da büyük keyifti. Büyük tabii. Keyif. Ay müthişti. Çok keyifti. Hala oynuyor. Evet. Ve şahane oynuyor. Evet. Peki bu mesela, son oyununu göremedim maalesef. Şimdi bir proje yapmak ister misiniz onunla? Hem de nasıl? Ben doymam. Oynamaya role... Bu konuda tatminsizim. Evet. Mesela... Hiçbir şeyde kıskanç bir tip değilimdir. Yani para, pul, araba, ev, mücevher bilmem ne de gerçekten yoktur kıskançlığım. Rolü kıskanıyorum. Rolleri kıskanıyorum. Yani seyrediyorum. Niye ben bunu oynamadım? Keşke ben de oynasaydım diyorum. Bir tiyatroya gidiyorum. Çok başarılı bir oyuncu. Ben de bak böyle oynayabilir miydim acaba? Bak bir oynasaydım falan diyorum. Ve bitmiyor şeyim, isteğim. Yani her dakika bana tekst yollasınlar, ben rol seçeyim, oynayayım, bir tane daha oynayayım, bir tane daha oynayayım. Tam da gelmek istediğim yere geldiniz. Bugünlerde kimi kıskanıyorsunuz, hangi rolü kıskanıyorsunuz, neyi ah şunu ben oynasaydım diyorsunuz, var mı böyle bir şey? Şimdi gelecek birazdan Aliye'yi kıskanıyorum. Gerçekten. Tam benim yaşıma uygun rol işte. Çok şeker, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Harika bir insandır. Çok çalışkandır. Hem onun kişiliğini, çalışkanlığını kıskanırım. Çok güzel çalışır. Dersini müthiş çalışır. Belli. Müthiş çalışır. Çok da başarılı. Mesela benim yaşıma uygun rol diye Nur Sürer'i kıskanırım. Bunlar hep benim yaşıma uygun Nur roller. Nur haftaya burada olacak inşallah. Ay çok öperim onu da. Yani benim yaşıma uygun her kadını kıskanıyorum. Her öyle kadını. Değil. Rolünü kıskanırım. Yani o kadar tatminsizsiniz bu konuda. Kadar, benim yaşıma uygun hangi rol varsa kıskanırım. Evet, evet. Süpersiniz vallahi. Vallahi doğru söylüyorum, ne var yani. Peki mesela ben hep size baktım yani. Herhalde 40 senedir, belki daha fazladır. Tabii ki daha fazladır, sizi izlerim. Her seferinde hayranlıkla izlerim. O rolde, bu rolde, şu rolde. Hiç mi, ya yeter, doydum demediniz. Bunu demeyin insanlara, ben hayran olurum çünkü ama hiç, ya artık torunlarla uğraşsam, var değil mi torunlar, şu anda var. Var. Torunlarla uğraşsam, yapmasam demediniz mi hiç? İnsanı ayakta tutan şey, yaşlılığını hissettirmeyen şey, genç kalmasını hayata bağlayan şey. Sosyal yaşanmış bir numara. Sosyal yaşam, toplum içinde olmak ve kafanı meşgul edecek bir şeyin olması. Yani ben görsel olarak belki yaşımı belli ederim ama ruh, kalp ve enerji olarak yaşımı belli etmiyorum. Aynen öyle. Neden? Çünkü... O rolü oynayayım, bunu yapayım, yarın ezberim olsun, bugün çekime gideyim, yarın röportaja gideyim. Bu hayatımı benim renklendiriyor. Tabii ki aileme ve torunlarıma da Allah'ın en büyük lütfu o, çocuklarıma ve aileme bir numaradır benim hayatımda. Onu da ayırıyorum. Yani onlar olmasa İyi ne yaparım? İyi programlandım, her şeye vakit var. Her şeye vakit buluyorum canım. Bakın size bile gelmiyor vallahi vakit buldum. Vallahi, hakikaten. Yani insan ayakta tutan şey o. Hani hep diyorlar ya işte sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, hayır, sabah hayır. Yürüyüşü falan. En önemlisi sosyal yaşam, yaşama sevinci ve meşguliyet. Evet. Ve siz de bunların hepsi ben gördüğüm günden beri full. Ben davete de giderim, partiye de giderim, dansa da giderim, eğlenceye de giderim, galalara da giderim, hiç kaçırmam, hiç üşenmem. Üşenmemek önemli şey. Evet. Vallahi bayılıyorum size. Lay yaşayın, yani sağ olun. Gerçekten bayılıyorum. Hani platonik aşk diyecekleri bir şeyim var size karşı. Ve baktığın zaman diyor ki ne, o hayat enerjisi sizden her zaman evet, fışkırıyor. Evet, ve Allah'a bir işin şükür. Güzel tarafı sizi izleyene de geçiyor. Yani sizi izleyeni mutlu eden bir haliniz var. Evet. Yani bazısı vardır, izlersiniz, beğenirsiniz, çok hoş gider, saygı duyarsınız ama mutlu olmazsınız. Size böyle baktığımız anda yüzümüz gülüyor. O da çok güzel bir şey. Artık insanın yaşı da ilerledikçe hayatın kıymetini de hele bu son olaylardan sonra böyle oturup insanın bir kendi kendine bir düşünmesi, hayatını gözden geçirmesi, neler önemli neler değil de geçirmesi gerekiyor. Hepimize de ders oldu. Acı bir şekilde oldu ama bence bir silkeledi hepimizi diye düşünüyorum. Her sabah uyandığım zaman da Allah'a bin şükür bugün de sıhhatli olarak kalktım. Kalktık. Güneş ne güzel parlıyor, hayat ne güzel diye işim var, Allah'a bin şükür deyip kalkıyorum. Siyaseti izliyor musunuz? İzlemiyorum. Yani şöyle, eğer konular
güzel anlatılacak, beni bilgilendirecekse mesela sizin programlarınız, bazı kanalların taraf tutmadan ortaya bir meseleyi sunduğu zaman tabii ki aklı başında bir insan olarak izliyorum. Ama politika sevmediğim bir şey. Çünkü kendi fikrimizi bir şekilde bir yere sürüp faydalı olacağımız bir mecramız yok. Biz ancak sanat yaparak, hani halkı eğlendirerek demeyeyim, düşündürerek, biraz mutlu gün geçirerek. Çünkü sanat iyileştirir diye bir evet, şey vardır. Tamamladım. Hele şu devirde tam çok iyileştirmesi gerekir. Bu şekilde bir yön olabilir diye düşünüyorum. Büyük laf da etmeyi sevmem. Bilmediğim, çok incelemediğim bir konuda ahkam kesmeyi de sevmiyorum. Bizim bildiğimiz konular sanat, ama kültür sanat politikasının geçecek devletlere eğer değişirse ve de şimdi değişmesini arzu ederim. Çünkü biz sanattan sorumluyuz. Kültür sanat politikasının olması, demin söylediğiniz gibi tiyatroların açılması, spor da aynı şekilde, spor da evet. Spora da aynı şekilde değer verilmesini isterim yani. Bugün sizce 30 sene, 40 sene öncesine göre sanata verilen değer daha mı, az daha mı çok? Daha az. Daha az. Sadece Türkiye'de mi, dünyada mı? Yok, dünyada öyle değil. Dünyada öyle değil. Dünyada öyle değil. Yani bizde bir gazetenin şeyinde ya da sosyal medyada büyük bir sanatçının konserini, büyük bir ressamın başarısını, bir serginin açılışına ne kadar yer veriliyorsa o onun göstergesi. Öncesi. Yani biz kendi çabamızla sosyal medyayı biraz kullanılır hale getirip kendimizi ifade ettik. Sosyal medya bu kadar başarılı değilken gazeteler ne bizimle röportaj yapardı? Siz de o işin içindesiniz, biliyorsunuz. Hiçbir zaman bizim böyle birinci sayfadan haberimiz, piyeste başarılı şöyle bir oyun, işte günde şu kadar kişi izledi falan diye haberimiz girmezdi. Valla biz haber kitlesini çıkardığımızda ilk, bu çok geniş bir yer yaramış kültür ve sanata, ama işte hatta diyorlardı ki işte okur ilgilenmiyor. Ya Uskat, okura bir şey vermezsen ilgilenmez. Bir şeyi vereceksin, sonra ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu geliyor. Verme, ilgilenmiyor de. Ver, bir süre ver. Aynen. Sonra bak bakalım ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu. Eleştirmenler vardı ya. Tiyatro yazı tabii eleştirileri tabii olurdu. Sinema eleştirileri. Evet, var mı şimdi? İşte bir Cumhuriyet Gazetesi'nde kalmıştı son evet, zamanlarda evet kadar. Yani işte orada Aydın Emeşler, Celal Üsterler falan ya, muazzam işler yapıyorlardı. Çok iyi işler yapıyorlardı. Sonra hiçbiri kalmadı. Bugün gazete bir inşa edilsinler. Ama baktığı zaman yayın yönetmeni değil, yayın yönetmeni demeye bir inşa edilsinler pek çoğuna. Çünkü artık her şey dijitalleştiği için zaten istediğin fikri ve şeyi hemen sosyal medyaya koyuyorsun. Gidiyor. Allah'tan hani bize o şekilde faydası dönüyor. Evet. Oyunları tanıtma evet açısından. Benim evet devrimde gazeteye reklam verilirdi, ilan verilirdi. Dünyanın parasıydı. Evet. Parası olan tiyatro daha büyük verirdi. Parasız olan şu kadarcık küçücük ilanı çıkardı. Evet. O ilana da mahvedilindeydi falan böyle. Yani o hallerden şimdiki nerelere geldi? Kaç like aldın? Kaç kişi kaç beğendi? Kaç takipçin var? Kaç oyuna geldi mi senin takipçin var? Kaç yorum var? Yorumlarda neler yazıyor? Tabii. Ama bunları iyi şey olarak söylemiyorum. Hoşuma da gidiyor yani. Değil. Ben de kullanıyorum. Instagram'da kullanıyorum. Şey de kullanıyorum. FaceTime'da her şey, bütün onların verdiği imkanları kullanıyorum. Kötü bir şey değil yani. Peki aileden başka tiyatrocu çıktı mı? Hayır. Niye? Zaten bir kız kardeşim var. O da İngilizce hocası. Çocuklardan? Hiç merak Murat, Murat çıktı. Yani ben aile büyüklerimden diye düşündüm. Murat oyuncu oldu. Murat oyuncu. Mimardır aslında evet, ama oyuncu oldu 30 yaşından sonra. Çok başarılı bir şekilde gidiyor. Ben çok iftihar ediyorum onun oyunculuğuna. Yani fena değil ailenin durumu. Küçük oğlum da müzikle ilgileniyor. O da müzik piyasasında yapımcı olarak. Edisyon şirketinin başında. İyidir yani. İyidir aile. Bugün bir dizi teklifi gelse, düşünür müsünüz yine? Geldi zaten de yeni reddettim. Aa, niye? Vakit yok. Turnem var, provam var. Aa, hangi arada dizi? Doğru, yeni bir oyun geliyor. Mümkün değil. Yani okumadım bile. Aha, okumadınız okumadım bile. Oyunu düşünür müsünüz deyince maalesef düşünemem dedim. O zaman niye sormadım mahsus. Niye Aliye Hanım'ı kıskanıyorsunuz? O başka, ben o başka, kıskanırım. Hayır derim ama gene kıskanırım. Kıskanırım. Ama ilk defa bir yollayın senaryoyu okuyun demedim. Üzülürüm sonra ha, diye. Oynamadım diye üzülürüm diye. Üzülürüm diye. İşte onu diyorum ki açlık var. Bu açlık hiç gitmedi inşallah. İnşallah. Hiç gitmez. Sizi burada gördüğüme inanılmaz mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Ben de çok keyifliydi. Böyle efsane isimleri burada
Metin abi geldi biliyorsunuz buraya daha önce. Müjdat abi geldi. Tabii daha canım ben çoğu, programınızı pek, seyrediyorum. Pek çoğu geldi. Her hafta seyrediyorum. Sizin geleceğiniz uygun zaman biraz elim ayağım dolanıyor. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki ya senelerde yeni projenizi burada anlatma fırsatı buluruz. İnşallah. Bu arada Ayşe Kule'nin kitabından yapacağınız işi de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Herhalde iyi bekliyoruz. Bir şey olacak. Kesinlikle davetlisiniz. Kesinlikle gelmeye çalışacağım. Eğer program akşamın birse muhakkak geleceğim. Ya bir gün bulunur nasılsa. Muhakkak. Bir gün bulur. Hani galaya gelemesem bile bir günü muhakkak gelirim. Tamam. Sağ olun Nevra Hanım. Çok İyi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerliler birkaç dakika sonra burada Kızılcık şurubu oyuncuları beraber olacağız. Ve bu fenomen dizi ne anlatıyor, nereye evrilecek, ne olacak, niye bu kadar konuşuluyor ve bu diziden bazıları ne istiyor onu konuşacağız. Fatih Altaylı ile birebir de birazdan. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç. Evet değerli izleyiciler, bu serinin fenomen bir dizisi var. Bu kadar tartışılıyor herhalde senaryosunu yazarken senaristi bile, Melis bile pek düşünmüyor herhalde. Kıyametler kopuyor. Demin Kızılcık Şurubu dedim, niyeyse Kızılcık Şurubu. Ya bu yaşlılık işte, böyle bir salak salak insan ağzına bir şey Kızılcık Şurubu. Kan içtim, Kızılcık Şurubu içtim falan böyle. Her şeyi yanlış söylüyorum. Bir de geç saat oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz ikinci ağrışınız. Size bismillah ilk gelişiniz. Memnun musunuz? Evet, çok memnunuz. Nasıl memnunsunuz? Dizinize ceza vereceklerini bir rivayet olmuş. Herhalde böyle bir şey yapmazlar diye düşünüyoruz. Herhalde. Evet. Yani biz de öyle düşünüyoruz. Ne oldu? Niye? Ya, boş verin, cezayı falan boş verin. Daha güzel konulara geçelim. Bu senaryo ilk size geldiğinde, siz özellikle, ne düşündünüz? Şimdi zor bir hikaye, kolay bir şey değil. Bir riskli bir hikaye. Çok riskli bir hikaye, bıçak sırtı bir hikaye. Aynen öyle. Bir kere yapımcımız Faruk Turgut Gold Film bunun bu taşın altına elini sokmuş, elini koymuş yani. Aslında Faruk için de değişik bir proje. Faruk hiç böyle şeyler yapmaz. Evet, yani. Evet, onun için evet. De değişik bir proje. Yani ben ilk okuduğumda şimdi tabii ki de ben 80 dönemi çocuğuyum. Yani o dönemden bu yana o kadar bu coğrafyanın o sıkıntılarını yaşayan bir çocukluk geçirdim ki. O ötekileştirmeyi biz çok fazla derinden yaşadık. O yüzden bir kere toplumsal olarak ya genelde televizyon dizilerinde ete hiçbir şeye... Et diye süt diye bulaşmayan işte. Et diye bulaşmadan, güzel kız yakışıklı olan üstünden gidilen böyle saçma sapan var hikayeler vardır. Bu da var tabii ki. Ama güzel hani kızlar, genelinde... Yakışıklı olanları çağırmadık buraya, rekabet istemediğimiz için. Yani altındaki meselemiz aslında bu coğrafyanın ana meselesi. Ötekileştirme bizim en büyük sıkıntımız. Birbirimizi kabul etmeme, yüzleşme sıkıntısı. Bu şeyin içinde, senaryonun içinde bu coğrafyanın en büyük sıkıntısı olan yüzleşme, ötekileştirme hepsi vardı. Oyuncu olarak ben... Korkmadınız mı kabul ederken? Hayır, hiç korkmadım. Ya şimdi durduk yere bir takım tartışmanın içine gireceğim falan. Ki girsin yani, tartışan tartışıyor zaten. Onu hiçbir zaman engelleyemezsiniz. Tabii, hiçbir yerde. Yani bizden bağımsız olarak tartışılıyor. Aynen. Zaten evet. Tartışılıyor, tartışılmalı da zaten. Bence tartışmamızın zamanı geldi de zaten. Tartışma yavaş yavaş bitiyor sanki sokakta. Gençler bunu bitiriyorlar. Yeni bir hisse kapılıyorum. Ya biraz önce sizinle de muhabbet ederken aslında Z kuşağının böyle bir derdi yok. O derdi biz yaşadık. O dertle biz büyüdük, biz büyütüldük. Biz o kodlarla büyüdük. Yani çok acı. Düşünüyorum o zamanki bakış açısını. Yani Allah'tan öyle bir ailede yaşamadığım ve öyle bir aileden gelmediğim için oraları çok üstüme almamışım. Alsaydım çok dertlenin. Daha başka bir insan tipi olabilirdim. O yüzden bu senaryonun derdi benim de derdim aslında. Ve
öyle güzel yerlere senaristimiz de Melis Hanım ve Zeynep o kadar güzel yerlere parmak basıyorlar ve biz her senaryo geldiğinde yani ben oyuncu olarak genelde televizyon işi yaparken daha yüzeysel işler yapılır. Çok hızlı üretim olmasının sebebiyle. Çabuk da tüketilen bir şey olduğu için. Olduğu için çok derinleşemezsiniz senaryo, televizyon senaryolarında. Ama burada öyle değil. Burada biraz karakterlerimizin arka bahçelerini görüyoruz. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Karton tipler yok burada. Evet. Bu yüzden okurken benim için en önemli gösterge gerçek anlamda fiziksel olarak tüylerim diken diken olmasıdır. Benim tüylerim diken diken oldu. Bir de hani oynadığım karakter, Kıvılcım karakteri aslında bir taraftaymış gibi duruyor. Ama o karakterin başkalarıyla yani ön yargılı olduğu insanlarla karşılaştıktan sonraki evrilmesi beni çok heyecanlandırır. Çünkü hayat böyledir. Yani siz nereleriniz katıysa oralarınızı törpüler hayat ve bir yere evrilirsiniz. Hep daha iyi bir versiyonunuza evrilirsiniz. İsteseniz de istemeseniz de hayatın içinde. O yüzden bu senaryoda bunların hepsini oyuncu olarak deneyimliyor olmak ve gerçekten muhteşem bir kast yapılmış. Yani böyle hepimiz birbirimize aşığız bu işte. Her şey, herkes o kadar denk gelmiş ki. Ona bak mesela, içeride otururken kuliste çok ahbapsınız. Yani böyle sanki aranızda bir genelde dizilerde rekabet vardır. Hatta işte oyuncular senaristlere bana daha fazla rol, bana daha beni öne çıkar falan filan derler. Ya ne var biliyor musunuz? Sizde böyle bir şey yok gibi sanki. Yoksa var mı? Yok. Bir işin iyi. Yani bu tiyatroda, sahnede de böyledir. Eğer siz o gün iyi oynuyorsunuz, ben iyi oynadığım için siz de oynuyorsunuz. Tamam, herkes dönüyor karşı geldi. Evet. Karşılıklı eski tepki. Alışveriş olmazsa şu an kimse Kızılcık Şerbeti'nden bahsedemezdi zaten. Bu alışveriş seyirciye o kadar güzel yansıyor ki. Yansıyor hakikaten. Mesela ben pek dizi seyretmiyorum, ne itiraf edeyim. Yani bir tek karımın yazdığı dizileri seyrediyorum mecburen. yalakalık olsun diye. ama sizin diziye bir açıyorum, takılıyorum, kalıyorum. Çünkü hakikaten bir mesele var orada. Evet. Bazen çok sinir olurum, söyleyeyim. Yani, doğrudur. Hayat da acayip sinirlenir bazen. Bazen hoşuma gidiyor. Bazen ulan bunu iyi görmüşler diyorum. Mesela bizim görmediğimiz bir şeyi gözlemlemiş oluyor falan ya da bizim arkaya attığımız bir şey öne çıkartıyor. Çok ilginç yani. İyi hikaye. Bu kadar tartışması bir yandan güzel bir yandan da kötü. Halil Hanım, bunu size sormak istiyorum aslında. Şimdi Kıvılcım... Niye Kıvılcım? Evrim. Bize Kıvılcım değil mi? Şu an Kıvılcımız zaten. Yani. Evrim Hanım'ın söylediği gibi onlar 80 kuşağı diyebilirim. Biz biraz daha eski bir kuşağı temsil ediyoruz. Bizim zamanımızda var mıydı bu ötekileştirme? Yoksa biz bu meseleyi görmedik, yaşamadık, anlamadık, bilmedik mi? Hayır, son yıllarda çok arttı, değil fazla mi? Derin uçurumlar oluştu ondan. Bu senaryonun en büyük başarısı, yani akademik dille söylersek, gerçekçiliği. Yani o kadar gerçek ki bu olay. Yolda beni çevirip bir hanım, mesela daha çok yeni yaşadım, dün yaşadım bunu. Benim kızım aynı şeyi yaşıyor dedi bana. Kızıyorsa kendi yaşıyor demek ki. Evet, yani anne de çok üzgün. Ama şunu öğrenmeliyiz bence. Herkes kendi örf, adet ve inancına göre yaşamalı. Ve biz birbirimize saygı duymalıyız. Bence bu dizinin en büyük amacı bu. Ve bu amaca ulaştı. Bunu sokaktaki insanlar, bütün arkadaşlarıma söylüyordur zaten. Ayna tuttu bu dizi. Onun için çok seviyor seyirci. Yani, her hafta üstüne koyarak giden çok garip bir iş haline geldi. Biz hem muhafazakar aile hem seküler bir aile dizide anlatılan. Ama iç içe geçiriyor senarist aileyi ve biz yüzleşiyoruz. Ben anneanneyi oynuyorum. Mesela hep orta yolda torunlarıma hep şey diyorum. Biz karışamayız onların örf, adet ve inançlarına. Müdahale de edemeyiz diyorum. Yani Melis Hanım o kadar güzel bir dengede yazıyor ki bunu. Ve bir karakter bakıyorsun çok ters eleştiriyor. Hemen onu yanındaki karaktere yumuşattırıyor. Yani Melis Hanım'ın başarısıdır bu. Sizin bunu senaryo başarısı. Ben ekip başarısı olarak görüyorum. Evet, sizin katkınız muazzam. Her birinizin muazzam tabii katkısı ki var. Burada tabii hani yönetmenlerimiz Keçe ve Eylem'in kurduğu dünya da, yani o yönetmen kuruyor o dünyayı. Evet. Her şey genelde bu işte bazı her şey çok oturur. Evet, her şeyin bir anda denk gelmesi çok zordur. Kızılcık Şerbeti'nde
biz bunu yaşıyoruz. Ve ama çok seyirciye değdi. Evet, yani gerçekçiliğiyle hayali aşklar, mafya dizileri falan, seyirci bunlardan zaten çok sıkıldı bana sorarsanız. Ben 33 yıldır eğitmenlik de yaptım. 60 senede tiyatroda oynadım. Yani yok benim ya. Evet. 70 yaşındayım ben. Ve 9 yaşından beri tiyatrocuyum. Ben 200 yaşıtız diye düşünüyorum. Biraz daha büyükmüşsün. Büyüküm tabii. Yani bu dizi bizde, bu senaryo, biz gerçekçiliği çok zor öğrendik. Bir zamanlar Yılmaz Güney'in filmleriyle başladı ama sonra tekrar unutuldu. Yani gerçekçilik yani bilimsel bir şeydir. Gerçekçilik seyirciye değen bir şeydir. Seyircinin sorununa el atmak, değmek demektir. Yani temelinde gerçekçi olan her iş tutabilir. Dramaturji çok önemli. Karakter analizleri de çok önemli Melis Hanım'da. Yani ben ilk okuduğumda senaryoyu buna gerçekten bayıldım. Beni herkes bilir. Ben akademik kısmıyla Muhsin Ertuğrul'a verdiğim bir sözden dolayı akademik oyunculukla çok ilgiliyimdir. Hala ilgiliyim. Yani talebe gibi ders çalışırım. İlk gelen egzersizleri kendim yaparım. Sonra talebelerime öğretirim. Ama biraz gerçekçi olmak zorundayız. Yani bu toplumun değişip, devinip, gelişmesi için buna mecburuz bence. Doğru dediniz. Müjde Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi davet ettiğiniz zaman ben dedim ki o uykusuz gelir uyur yakalar. Ne gülüyorsunuz kız, uyuyamamış. Öyle okudum ben gazetelerde. Evet, yani ben de öyle internette. Okudum. Ben de öyle okudum. Bir haftadır uyuyamıyorum demişsiniz. Öyle. Ben bir üzül dedim ki ay ben de uyuyamıyorum çünkü bu deprem meprem benim bütün asabım bozdu. Böyle 4'te yatıyorum, 7'de kalkıyorum falan. Dedim ki bah zavallı Müjde de bu halde. Hakikaten uyuyamıyor musun? Veya uyudun mu o günden bugüne? Uyudum. İki şey söyleyeceğim. Bir, doğrusunu söylememe rağmen algıda seçicilik yaptıkları için burada sizin huzurunuzda söyleyeyim. Gizli hastalığımı falan açıklamadım. Ya insomnia gizli bir hastalığı gibi zaman yani, zaman insanların musallat olabilen bir durumdur. Başlıkların enteresanlığı. Ama ilgi çekiyor söyleyeyim yani. Ben çeksin yani, işte şu da ilgi çekecek. Müjde uzman bir haftadır uyuyamıyor deyince insan okuyor. İşte Müjde uzman bir haftadır hatta daha da fazladır. Ülkedeki herkes acı çektiği için, giden canlarımız olduğu için ve endişeli bir vatandaş olduğu için uyuyamıyor. O yüzden uyuyanlara da siz niye uyuyabiliyorsunuz diye sormak istiyorum ki sordum da ama o kısım habere girmemiş. Habere girmeyenlerin kendi vicdanları, kendi kafaları yastıktaki beni bağlamasın. Belki de habere onlar muhabirler yazdı da editörler sokmuş olabilir. Şimdi bu uykusuzluk olan biten bir falan. Bir yerden sonra bu copy paste denen işte aynı haberi yapıştırma. Aynı haberi bir tane yanlış oldu. O her yer tarr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 r
Bakın şimdi Melis Hanım, sen devam edeceksin. Melis Hanım depremi soktu senaryoya. Evet. Daha görmediniz onu ama son senaryoda restoran açtırıyor. Muhafazakar ailenin büyük oğluyla ben restoran açıyoruz. Evet. Bayağı. Evet. Spoiler verdiniz, dizi gitti. Gitmez. 50'ydi ama bu. Canım ama yani, şey, evet, ayrıca da bu yani yine fena değil yani. Merak uyandırıcı bir nokta. Güzel ama çok güzel bence. Çok doğru. Sonra neler oluyor? Bir dakika. Biz ben de devam edelim. Lokal sonrasını bilmiyoruz. Peki acaba mesela Melis biliyor mu sonrasını? Yoksa o da böyle her hafta... Yok. Melis Hanım bizden önde gidiyor. Yani mesela yazımdan. Dizinin nasıl biteceğini biliyor mu acaba? Kafasında. Yani belki mutlaka bir şey vardır ama belki nabza göre de hani ilerliyor olabilir tabii. Yani hem aslında yani onun adına konuşmuş gibi olmayayım ama anladığım mesela kadarıyla. Bir kafasında bir kurgusu var ama biraz kervan yolda da düzülüyor evet. Televizyonda. Tabii. Çünkü biraz hakikaten seyirci yani de ben belirliyor. Ben sette yazılan senaryo gördüm yani. Tabii evet, seyircinin evet. De. Bir yandan oynarken bir yandan bulursun. Neler gördük. Aynen. Sonuçta seyirciye yapıyoruz. Hani seyircinin lezzet aldığı yerleri bulup oradan ilerliyor olmaları da yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Değil mi Sıla'cığım? Evet. Evet Sıla'cığım. Siz aynı kuşak değilsiniz. Siz bir tık daha gençsiniz galiba değil mi? Bir tık birkaç daha. Tık. Bayağı tık olabilir. Ha? Çok tık. Size çok iyi. Herkes çok iyi. Siz görünüşe aldanmayın. Öyle mi?
Ha, iyi. Teknoloji. Yok bakalım. Yok, öyle değil. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz bu dizi? Bu senaryo geldi, sizin aklınıza ne geldi? İzlerken ne düşünüyorsunuz ve bugün sizin sokakta, gerçek hayatta yaşadığınızda dizi birbirine benziyor mu? Yani şimdi şöyle, dediğimiz gibi ben o kadar aslında ötekileştirilmeyle denk gelmiyorum bu dönemde. Evet. Evet, onu yaşamıyorum çünkü ben de bunu yapmıyorum. Ama bence bizim yaşıtlarımızda da birazcık da o algıyla alakalı ya, mesela benim çevremde böyle insanlar yok. Yok. Biz birbirimizi ötekileştirmiyoruz çünkü bizim algılarımız da o yönde değil. Ama herhalde benim yaşıtlarımda da olan, yaşayan şeyler, yani kişiler muhakkak vardır. Muhakkak vardır bazı yerlerde. Bana ilk senaryo geldiğinde ben aslında şöyle, yani doğa olmalıyım hiçbir zaman demedim. Ama ben bu işin bir parçası olmak istiyorum dedim. Çünkü dediğimiz gibi yüzeysel bir iş değil. Toplumumuzda bence de evet bir ön yargımız mevcut. Bu ön yargıyı kırabileceğimiz bir iş ve doğru noktalarla buna değinen bir iş olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlandım ve şey de birazcık aslında hepimizde olmuştur. Yani bir yandan çok tehlikeli, ya böyle eleştirileceğiz, ya gidecek iki bölümde, ya da ne bileyim gerçekten insanlar bizim vermek istediğimiz mesajı algılayacak ve bizi sevecek, sayacak. Sağ olsunlar galiba derdimize ortak oldular. Bizimle aynı yolda yürümeye devam vallahi ediyorlar. Ben ilk bölümü seyrettim, dedim ki 4 hafta sonra bu çocukları paramparça ederler, diziyi perişan ederler, bu da yayından kalkar dedim. Allah biliyor ya. Ve her hafta üstüne koyması da beni daha da çok korkuttu. Çünkü bu daha da meseleyle göre bunu dedirebilir bazıları. Çünkü bir yandan da sorunu insanileştiriyor. Siyasallıktan hı-hı, çıkarıp insan hale getiriyor meseleyi. Evet. Aynı kanaat misiniz siz de? Evet, evet, kesinlikle. Yani aslında kültürümüz de, yani bizim ülkemizde çok farklı kültürlerden, farklı alışkanlıklardan, farklı ırklardan, farklı kostümler giyen bir sürü insanla toplumumuzda bir arada yaşıyoruz zaten. Biz genelde barışık yaşadık aslında. 80'lerin sonuna kadar barışık yaşadık aslında. Evet, aslında öyle yani. Bu çok hani böyle didiklenen bir konu değildi değil bence çok önceden. Bu Özal'dan sonra böyle bir didiklenir hale geldi. Sonra öyle olmaya başladı. Yani dolayısıyla bu alışkanlıklarla da bir arada yaşadığımız için aslında dizi de bu iki farklı kültürün, ailenin birbirini anlama süreçlerini anlattığı için bence hani o kadar da çok didiklenecek bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Peki mesela siz eleştiri de muhakkak sosyal medya olsun diğer taraftan eleştiri benden daha yakın takip ediyorsunuz. En çok neye kızıyorlar? Ben sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insan değilim ama tabii ki hani karşılaşıyorum. Daha çok sokakta karşılaşıyorum aslında. Yani hani seyirciden böyle sempatik bir tavır geliyor elbette evet, ki. Geliyor. Evet. Ama şey tabii kızıyorlar da hani hikayenin içinde hani birbirimize yani benim aile içindeki davranışlarıma mesela çok tepki alıyorum. Ama böyle tatlı sempatik bir yerden yani yaklaşıyor seyirci. Çok iyi oynadığın için o. Teşekkür ederim. Evet, sahnelerin çok uçlarda yazılıyor olduğunu doğru falan düşünüyorlar bazen. Evet. Ekip çok. Mesela ben Müjde'yi tanıdığım için de biraz kendi gibi oynuyor. Çok da acayip yani değil mi? Öyle değil mi? O kadar rahatım ki. Yani... O kadar akıyor ki o rahatlığın üzerine. O sensin yani. Evet, normal. Evet. Evden evet çıkmış gitmiş oynuyor. Oynamamış yani. Bu da yani senaristin başarısı. İki herkes tane üstüne kız büyütmüş Sönmez. Biri kendine benziyor. Kıvılcım karakteri Sönmez'e benziyor. Ama o annesinin bu kuralcılığından isyanlar da. Yani uçuk kaçık yaşamayı seçmiş. Ama aslına bakarsanız uçuk kaçık diye dedi ya böyle çok tutarlı bir uçuk kaçık. Yani sevimli, evet, sempatik bir uçuk evet, kaçık. Evet, onu söylemeye evet çalışıyorum. Annesiyle şakalar yapıp dalga geçen, evet, evet, onun kurallarıyla dalga geçen bir Müjde oynuyor bunu. Ya mesela yani benim oynadığım karakteri de hani aslında sevmiyorlar yani kötü bir anne evet olarak bir nitelendiriyorlar anne ama yani Pembe hani o kadar böyle ezberden giden bir kadın ki kendi ailesinde de böyle görmüş. Tabii, vardır böyle tipler zaten. Tabii, çok vardır. Hepimiz evet, etrafında vardır ya. Sabahat'te, Zenebahat'te yapalım tabii vardır bunlar yani. Yani aslında yani Pembe'nin verdiği tepkiler tipik Anadolu kadını çok tepkisi. Düzeni yani koruma evet, tabii 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 ya yani ailesini evet aslında kucaklayan, sarmalayan bir kadın aynen aslında. Özünde iyi bir insan ama yani o kadar ezberlenmiş şeyler var ki hayatında. Kendi ailesinden de belki öyle görmüş. Bir takım geleneklerle, göreneklerle büyümüş. Ve bu modern hayatın içinde aslında o ikisinin arasında kalmış biraz bu farklılığın içinde. Ve ailesini de bu anlamda korumak istiyor dışarıdaki bilmediği
hayattan aslında evlatlarını o tehlikelerden korumak istiyor. O yüzden öyle yaklaşıyor. Aslında iyi bir şey yaptığını zannediyor ama. Bu senaryonun en sevdiğim kısmı aslında hani iki ayrı tarafta biri seküler, birisi dinci bir tarafta duran iki kadın görüyoruz. Ama ikisinin de davranış biçimi aslında. Aynı çok aslında. Çok evet, evet. İnsani davranışlar aslında. Aynı aslında. Tam Türk gibi aileler yani. Yani evet. Aynı faşizmi Kıvılcım da ailesini evet. uyguluyor. O da aynı evet. faşizmi tabii, kendi tabii. ailesini evet. uyguluyor. Hiçbir farkı yok birbirinden aslında baktığımız ya, zaman. Mesela, bununla yüzleşiyor pardon. Olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Yani bunu anlatabilme fırsatının çıkması beni çok yani heyecanlandırmıştı. Aslında arada kıl gibi bir fark var yani. Evet, evet kesinlikle şey, öyle. Böyle evet. ince bir aynen ipek fark var. Başa örtülmüş ince bir ipek evet, fark var. Evet, o kadar yani. Öyle. Gerisi her şey aynı hemen hemen. Biz Sıla'yla geçen gün bir sahne çektik. Tam konusu gelmişken onu söyleyeyim. Mesela ben annemle ilgili bir şey söylüyorum orada. O da diyor ki ya benim annem diyor beni kürtaja götürüyordu ya diyor. Çocuğumu aldırmak için diyor. Ve orada ya bu anneler neden böyle? Ya kendilerinin düşündüğü doğruları aslında çocuklarının doğruları olduğunu inanıyorlar onu diye bir sahne çekmiştik. Evet. Tam bunun evet. üzerine aynı denk geldiği için. Biçim, evet. Hiç birbirinden bir farkı evet. yok aslında. Kanım çok ayna tutuyor. Doğru. Evet, çok evet. güzel ayna tutuyor. Bence büyük başarı bu. Peki Ceren Hanım, rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması mı acaba? Evet, bence bu kadar gerçekçi olmasın. Yani çünkü kimse yani özellikle kendinden memnun olmayan insanlar aynaya bakmaktan hoşlanmazlar. Evet. Çok yani, minik araya gireceğim, çok özür dilerim. Çok araya girmek her şey serbest. Aynı anda da konuşabiliriz. O kadar sevdiğim insanlar ki ben teşekkür daha ederim, fazla konuşurum biliyorsunuz normalde. Şu an böyle çok mutluyum. Ben uykusuzluktan diye düşündüm. O kadar da uykusuz değilim ki yani. Neyse. Bence o kadar tatlı tatlı gerçekçi ki yani ben mesela bir şey seyrederken gerçekçilik peşinde koşmam. Hatta tam tersi şunu düşünürüm. Yeteri kadar gerçek görüyorum ben hayatta. Ben tamamen fantezi, tamamen bilim kurgu seyretmek istiyorum. Çünkü en azından başka bir hayat daha göreyim isterim. Fakat bir hem belki yaşımdan, belki yaşadıklarımdan, belki iş hayatımın artık 20 seneyi bulmasından elini taşın altına sokan ve artık kurgu değil de gerçek bir şeyi yansıtmak isteyen bir işe girmeyi ben de çok istedim. Ve hatta rahatsız etmesini de çok istedim ama ona rağmen bağlayacağım kısacık. Yeterince bile sert değil aslında. Yani çok daha gerçek, çok daha sert, çok ciddi var, şeylerden bahsediliyor. En güzeli bunu çok tatlı tatlı verebiliyor olması. Ben mesela çok daha sert işleyeceğiz zannettim hikayeleri. Mesela orta bölümlerde biraz bocaladım. Çünkü kafamda tahmin yürüttüğüm bir hikaye gelişimi vardı. Yer vardı. Evet, hem kendi adıma hem hikaye yani izleyici olarak da düşündüğüm bir fikir vardı. Bocaladım. Şu an yani o kadar hayranım ki senaristlerimize, yapımcımızın ilk fikrine, kast seçimine, hepimizin aklına fikrine. Empati dünyanın en önemli şeyi. En empatik olduğunu düşünen insan bile yeterince empatik olmayabilir. Ve ben bu dizide bir an gülerken bir an kanım donuyor. Yani izlendiği için o bölümler söyleyeceğim. Çok tonton, çok anlayışlı, herkesi alttan alan bir adam Abdullah Bey bir anda... Apo şu an müjde kimliğinde olduğum için Abdullah Bey dedim. Ay siz yan yana oturmuşsunuz. Pembe giymedim mi ben bugün? Bir anda asla ondan beklenmeyen bir sertlikle davranıyor ve bunu bütün karakterler yapıyor. Kıvılcım da yaptı, Nur Sema da yaptı. Herkesin değişebileceğini, herkesin dönüşebileceğini, kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin içinde bir meleğin, bir şeytanın olabileceğini ama ne olursa olsun birlikte yaşamamız gerektiğini anlattığı için ben ilk defa gerçek bir hikayeye bu kadar bağlandım. Peki mesela o dizideki pozisyon, size normal hayatta başınıza gelme olasılığını düşündünüz mü? Neden olmasın? Yani tabii olabilir. Ki minik minik versiyonlarını bence yaşıyoruz. Yani erkek kadın rolü meselesini sürekli yaşıyoruz. Yani bunun seküler ve muhafazakar olmasına gerek yok. Bu zaten var. Bunlar uçlar. Biz uçları veriyoruz ki seyirci bir hikaye izleyebilsin. O heyecanlanan
seyircilere hep tatlı tatlı şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki biz her şeyi çözersek, her şey istediğiniz gibi olursa zaten seyretmeyeceksiniz. Tabii. Biraz da tadını yani, çıkartın. Onu da unutmamak lazım. Tabii. Bir taraftan da bir drama çekiyoruz. Evet. Yani egzajere ediliyor bir şeyler tabii ki. Yani hani büyütüyoruz hikayeyi de aslında. Yani, ama yani ekstrem, şunu söyleyelim ekstrem... ama. Tutmuş dizilere baktığımız zaman bugüne kadar, tutmuş dizilerin hepsi gerçekçidir. Yani hikayenin inandırıcılığı tabii işte ki çok gerçekçilikten önemli. Ama tabii. Ayağı yere basan diziler tutuyor. Yani hayatın içinden parça olan diziler tutuyor. Yani ötekiler bence tutmuyor, yalan dolan. Ben açıkçası hayatın içini görmeye hiç niyetli değildim. Benim en heyecanlı olduğum şey, bu arada çok iyi anlıyorum çünkü çoğu insan böyle. Ben sadece bir tık başka bir şeyler de göreyim peşindeydim ama bu işin bir kendi karakterime özel. Yani ben komik, rahat ve aslında hiç ben kıvılcım gibiyim aslında normal hayatta. Ben hiç alev gibi değilim. Ben onun gibiyim ve bizim, benim aileme de çok benziyor bu aile. Ben de gerçekçiliğin tatlılığını şimdi aslında Ali ablacığım senin dediğine geleceğim. Şimdi tadını çıkardım. Çünkü bir hem manevi olarak çok mutluyum. Ülkenin yani bir dizide oynarken ülkenin de ihtiyacı olan iyiliği, güzelliği yayıyor olmanın bir parçası olmak beni hayatımda ilk defa çok mutlu ediyor. Eskiden oyunculuk yaparken hiç böyle bir derdim yoktu. Yoktu. Belki bütün oyuncularım vardır. Ben itiraf ediyorum benim yoktu. Ben iş yapıyordum. Bir hikaye anlatıyordum. Kendimce bana çekici gelen şeyler vardı. Benim için o kadardı. Her işimi iyi yapayım, gideyim diyordum. Şu an bir taşla o kadar çok kuş vuruyoruz ve o kadar mutluyuz ve birbirimizi o kadar seviyoruz ve anlıyoruz ve bir fikrin etrafında birleşmiş insanlar olarak sanki ülkeyi de birleştireceğiz. Yani en azından bir tuzumuz bulunacak gibi hissediyoruz, evet, ki bence bunun tadı sete giderken çok daha farklı oluyor işte. Sadece bir iş olmaktan çıkıyor o. O yüzden Faruk Bey peki bana... Peki bu son ceza meselesi nerede? Hangi, neye kızmışlar? Çünkü dizi çok pozitif bir dizi. Yani pozitif derken gerçekçi ama ne diyeyim, kimseyi kötülüğe sevk eden, bir gerilim yaratan falan bir dizi değil yani aslında. Vallahi Fatih Bey, bunu biz de yeni duyduk. Hani kadını şiddete teşvik etmekle ilgili bir şey. Benim camdan atılmam. Bir sahneden dolayı anladığımız kadarıyla çok ben de bilmeden... Neden olmuş? Benim camdan atılmam ve onun öncesinde... istemediğim bir adamla evlendiriliyorum. Oradaki bir arbede. Ama öyle bir şiddet yok bence yani. Şiddet. Yani işte yani. Çok içeriğini bilemiyorum. Evet, şiddet ama. Bilemiyorum. Biz de bugün gördük ve duyduk. Eğer böyle gerçekten böyle bir şey varsa yani sonuçta bu coğrafyanın hani öyle bir şey varsa nerelerde neler oluyor? Nerelerde neler oluyor? Bütün gün zaten gündüz kuşağını izlemek yeterli bunun için. Gündüz kuşağı zaten artık fantezi kuşağı. Bir de gerçek yani. Oldu. Ve gerçek evet. Onlar gerçek bile yani. Yani bir gerçek hikaye... olamayacak kadar gerçek bile. Yani insanın aklına gelmeyecek fanteziler aynen, var orada. Aynen. Gerçek dışı gibi gerçek. Yani izleyince yuh artık bu kadar olmaz diyorsun. Olmuş. Yani bir hikaye anlatıyoruz. Bu hikayenin kurgu gerçek bu. Halini, hani bu coğrafyada yaşanan bir şeyi anlatıyoruz ve bunu çok kibarca aslında ve çok naifçe üstelik anlatıyoruz. Yani. Bunun 100x100'ünü yaşadığı için. Çarpı 7x10 bile. Eğer buysa dert, yani burayı tartışmak gerekir. Bu arada tiyatronun, oyunculuğun, bu mesleğin ta geçmişine, yüzyıllar önceye bile neredeyse gidilirse bir dramın, bir trajedinin gösterilmeden eleştirmesi zaten bir şey. Mümkün evet, müdür? Evet, yani şimdi Shakespeare, yani. Hamlet yani şimdi... Onu özendirmek, bunu özendirmek. Yani bir derdi göstermeden... Eleştiremezsin ki. Büyük ihtimalle Hamlet yapacağız? Bugün çevrilirse evet. Enses menses var. Bunun başka bir yolu yok ki ama. Tabii. Yani biz anlattığımız şey destekliyor değiliz ki zaten. Eleştirmek için ya gösteriyoruz. Ya bu konuda bir de her iki tarafı da eleştirmek için. Bence size bazılarının kızmasının temel nedeninden bir tanesi sizin bu işi insanleştirmeniz. Birleştirici olmamız siyasal bence. Bir alet olmaktan çıkarıp insani bir mesele. Evet. Oraya da düşmeyeceğiz. Hiçbir sevmeliyiz. Yani örf, adet ve inançlar farklı da olsa bazıları bu sorunun kapanmasını istemiyor. Temel mesele bence sevgiyle kabul yani bu etmeliyiz. Bu sorun çünkü kimidir için çok şahane beslenme bir ekmek kapısı. Evet. Yani buradan ekmek yiyen çok insan olunca bu sorun devam etmiyor. Oraya biz de düşmeyeceğiz ve bence şu an yaptığımız işle seyircinin de düşmediğini görüyorum. Çünkü evet. İlk başlarda
çok rencide edici şeyler yazabiliyorlar. Sosyal medya artık herkesi çok birbirini hırpalayan bir hale getirdi. Çok rahat herkes birbirini rencide edip ulaşabiliyor. O yüzden yani şunu anlatmak lazım. Şimdi bir şeyi doğru okumak çok önemli. Hayatı okumak, insanı okumak, önümüze gelen metni okumak, oynayacağın karakteri okumak. Okumak önemli bir şey. O okumanın, şimdi onu okuma kabiliyeti olmayan adam, insan, kadın, neyse. Şimdi bizim diziye baktığı zaman bana o kadar saçma sapan şeyler yazıyorlar ki, halbuki hani oynadığımız şeyin onun anlattığı ve kurguladığı şeyle alakası yok. Ama beni bir şeyin propagandasını yapıyormuşum gibi etiketliyor olmaları tamamen izlediği şeyi yanlış okumasıyla alakalı bir şey. Yaptığımız meslek, hani birazcık 2-3 bir şey okursanız oynamakla ilgili bir ton kitap var girdiğiniz her kitapçıda. Yaptığımız meslek hikaye. Ve o hikayedeki insanı anlatmakla ilgili biz insanı anlatıyoruz. Sen nasıl merakla dinliyorsun? Ben Evrim'in her dediğini öyle merakla dinliyorum. Şimdi bakalım. Yani hepimiz büyük yazarlar. Çok acayip. Hepimiz insan olarak işimizde kötülük de barındırıyoruz, kıskançlık da barındırıyoruz. Habislik de barındırıyoruz yani. Niye oraya baktın habislik derken? Bugün aramızda böyle bir espri ne oldu? Biz atıyorum şimdi. Duymayalım mı? Bir şey sordu Sibel abla, ya kendi kişisel özelliğimden buna ne katmış olabilirim dedi. Bu bende ilgili değil de başka bir şey, başka bir şey. Ben de şey dedim, habisliğini katmış olabilirsin mesela dedim. Hayır sen, şimdi buyurun. Bir saniye bir şey söylemek İstediğini istiyorum. Söyle. Hiçbir yazar eline kaleme aldığı zaman ya kendi ülkesini ilgilendiren iyi yazarlara bakın, ya da dünyayı ilgilendiren bir şey için kalemi eline alır. Biz niye itiraz ediyoruz? O itiraz edenleri katiyen anlamıyorum. Yani bu diziyi. Biz bunu bilakis teşvik etmeliler böyle işler yapılsın diye. Biz birleşmeye, biz bir arada yaşamayı öğrenmeye, sevgiyle birbirimizi kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Özellikle Türkiye için. Evet. Yani niye Shakespeare o tarihten bu tarihe kalıyor? Ben kalkayım size altılı masa gibi oldunuz orada. Niye Çehov hiç eskimiyor? Dünyanın ilk gerçekçileri. Shakespeare ve Anton Çehov ilk gerçekçiler. Bir yani, de demediler mi birleştirici, bütünleştirici olun, öyle diziler yapın diye işe bile karıştılar bunun. Günün sonunda aslında bir hikaye ve kurgu olduğunda... Ama işte, ya bir de çok özür dilerim. Yapınca da itiraz ediliyor. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani bunu ülkemizde bir hikayeyi anlatıp anlatamamakla ilgili... Ya bunu konuşuyorlar. Gerçekten de büyük bir sıkıntı. 21. yüzyıldayız artık. Kaç milyar? 7-8 milyar insan var. Biz niye ChatGPT 5 Türkiye'de yapılmaz dememiz lazım. Evet ya, gerçekten. Bunu tartışıyor olmak şu anda bir tane bir hikaye anlatıyoruz ya. Milyarlarca insan hikaye var. Milyarlarca şu an dizi var. Bak beğenmiyorsan seyretme. Bugün bundan dolayı ceza almış olmamız bence bu utanç verici. Anlıyorum ben. Gerçekten artık algılayamıyorum. Utanç verici bir şey bence bu durum. Ceza daha yok bakalım. Kaçıncı yani neye dayanarak yani? Ya da öyle bir kanun var. Öyle bir rivayet var. Hak var. Bu ülkede anayasa var. Eğer bunun bir karşılığı varsa orada cezası, bunun tam belirtilmesi gerekir. Böyle kafadan herhangi birinin, tek bir bireyin fikri ya da birinin kendi düşünce yapısına değil, anayasaya göre davranmak gerekir. Eğer böyle bir kurum ve bir ceza varsa, öyle bir açıklamada ben duymadım henüz. Şimdi böyle bir şey yani yok. Bizde şimdilik ayrıca sanatta böyle şey olmamalı. Sanat dibine olamaz. Kadar en uç yere kadar gidemiyor. Evet, yani en sanatta böyle bir şey olmamalı. Yani o ona özenir, bu buna özenir. O zaman ben belki bu bardağı buradan buraya koydum diye bir sürü insan bunu buraya koyacak diye de mi o zaman duralım? Belki bu da yanlış birine göre. Ne yapacağız o zaman? Yandık. Hayatta yani, herkesin doğrusu var. Olmaz. Yani birbirimizin doğrularını yani. Kabul etmek. Benimsemek değil ve ama kabul etmek. Evet. Saygı duymak. Yani fikir herkes birbirinin düşüncesine saygı evet. duymalı. Uygula demiyor ki kimse. Bak tabii, diyor, aslında izle. Gör yanlışı. Gör. Ona göre davran. Tabii ki. Belki değiş, belki dönüş. Ne kadar güzel aslında. Evet. Aslında izlerin böyle görevleri de yok ama siz bir görevlisiniz. Ayrıca. Evet. Yok, ayrıca. İzlerin böyle bir görevleri de yok. Tamamen eğlendirmeye... Milli Eğitim Bakanlığı'na yani, bağlı çalışan ayrıca. Şeyler değilsiniz. Tabii, yani. Tabii. Öğretim görevlisi değilsiniz yani. Bir kurgu, bir hikaye. Bir hikaye yani bu. Zaten. Evet. Bu hikayenin gerçekçi olması ve toplumun önemli meselesini evet. ele alıyor olması...
Bunun evet, ilginç olmasını sağlıyor evet, ama evet. Size aynen. Bir ekstra sorumluluk da yüklemek bu baskı da değil. Sadece hikaye anlatıcılarıyız. Bu baskı da beni aynen. Oyunculuk hayatımda çok sıkmıştı. İşte siz oyuncusunuz şöyle yapmalısınız. Siz sanatçısınız ki hiç asla ben oturup da ben oyuncu ve sanatçıyım diye bir iddiam da olmadı. Siz ünlüsünüz, şunu yapmalısınız. Ben hayatım boyunca bunu her seferinde herkese tek tek anlattım. Dedim ki televizyona mı çıkıyoruz? Senin için bu böyle bir şey mi? Elinde cep telefonu var. Sen benden daha ünlü olabilirsin. Ün kime göre neye göre? Her mahallenin bir ünlüsü vardır. Her okulun, her sınıfın bir ünlüsü vardır. Bu kişiden kişiye göre değişir ve ben bir insanım. Ben günün sonunda hala öğrenen, benim de eksikleri, yanlışları olduğunu bildiğim insan oldum. İnsanım. Dolayısıyla ben oldum da size şimdi eğitim vereceğim gibi bir iddiam da olmadı. Dolayısıyla bu sınırlarımızı da bilmemiz lazım. Yani sosyal medyada da zaten orada biraz devreye giriyor. Normalde insanların evde kendi annesiyle, babasıyla, kardeşiyle konuştuğu sohbeti bize yazabiliyorlar. Yazsınlar, özgürlükleri var. Ama bunları da çok ciddiye almak lazım. Ben bunu hep söyleyeyim. Sosyal medyada bir tane bir fotoğraf, gerçek mi değil bilmiyoruz. Ağzına geleni söylüyor. Evet. Sinirlenip cevap veriyoruz. Ben de yapıyorum bunu bazen. Evet, maalesef. Ben de küfür ediyorum falan. Hepimiz. Sonra dönüyor lan bu kim ya? Şimdi sen buradan çıksak gündüz Taksim'e yürüsek bir tane küçük 5 yaşında bir çocuk veya 10 yaşında bir çocuk bize bir şey diyebilir. Küfür de demiyor. Ya da karşınıza okşar, geldiğinde geçersin. Bir cümle kuramayacak birisi. Birisi belki. Ne bileyim, oradaki hiç kale alınmayacak fikri bile belki de olmayan birisi. Size oradan bir şeyler yazıyor. Niye takıyoruz onu anlamıyorum. Bazen takıyoruz. Bu yani. Bir zoka ve hepimiz yutuyoruz. Evet, evet, ben bazen yutmayacağım zaten... diyorum. Sonra yine dayanamıyorum. Yutuyoruz. Tek kendimi eğittiğim şey şu, diyorum ki Müjde, kendini bırak, bir şey katacaksan o insana, yani bir şey öğreteceğini düşünüyorsan cevap ver diyorum. O orada biraz beni yönlendiriyor. Yani mesela işte bu, diyorum ki ya çok ciddiye almayın, biz de insanız ve bizim hayatımız daha güzel değil sadece şu ekrana çıkıyoruz diye. Sizin de ekranlarınız var, bakın hemen şu an canlı yayın yapabilirsiniz, siz de televizyon çıkıyorsunuz diyorum. Hakikaten oradan bakıyorlar, diyorlar ki evet ya aslında hakikaten ha diyorlar mesela. Bu benim için faydalı bir cevap. Bunu yapıyorum. Zoka'ya düşmediğim anlarda. Çirkin eleştiriler olduğu bakın, zaman tabii insanın asabı bozuluyor yani. Seyircimiz yani, hala o kadar temiz ve saf ki bazı konularda. Birebir inanıyorlar biliyor musunuz? Bizim öyle olduğumuzda. Biliyorsunuz burada Kurtlar Vadisi'nde ölen karakter için cenaze namazı ve cenaze tabii üzerinde. Ben bunu çok tatlı buluyorum ama. Yani ama Migros. Siz kötü bir şey demedim. Ben de öyle. Yani bunlar çok güzel şeyler. Aşırı olmadığı zaman. Ben bana kıvılcım demişim yani. Yani. Benim Migros'ta kadını... Yani arasını devrim diye büyük kısa biz kıvılcım diyoruz. Yani 3 gündür kıvılcım oldu diye. Benim saçlarım uzundu Fatih Bey. Migros'ta uzun da daha uzundu. Bu dizi için bu halde. Benim saçlarım vardı bir zamanlar. Hala var. Migros'ta bir hanım geldi. Eşofmanla alışveriş ediyorum. Saçıma bir tuttu böyle çekti. Aa. Neye uğradığımı şaşırdım. Takma değilmiş dedi. Ha. Kocamla bizim evinde tartışma konusunuz. Peki bunu sormayı da saçı mı çekmeyi tercih etti? Öyle yaptı. İnanılmaz. Sınır burada başlıyor. Çünkü yine... Mesela Zoka olduğunu... Ama işte dizilerde sizi çok yakın görüyorlar. Evet. Yani. Artık yakın aileden biri gibi başka, oluyor. Evet. Orada ama nasıl bir şey yaşıyor seyirci şey bunu bilemiyorum. Yani. Ama şu bir yani. Sınır. Şimdi ben de bir sürü dizi izlerken hala tekrar tekrar izlediğim diziler var. Ben de onları gerçek zannediyorum. Ama gidip onların özel alanlarını... saçlarını çekmiyorum. Şimdi gasp etmiyorum. İlgili bir şey ama işte. Şunu şurada Zoka değil bu. Ve bence cevap verilmesi ve öğretilmesi gereken bir şey. Mesela yürüyorum. Benimle ilgili konuşup... Sanki ben orada yokmuşum gibi veya canlı nefes alan gören bir varlık değil de şuymuşum gibi. Ha öyle mi neymiş bu gördün mü bu şey mi falan. Suratıma bakmayıp beni çekip fotoğraf çekip ittirip yani ben yokmuşum gibi çok özür dilerim. Üstüne gösterdim. Bu ne olursa olsun mesleğim yani ben marangoz da olsaydım ayıptı. Yani bunun artık işle meslekle onun işte bizi gerçek görüyor olmasıyla değil bunun, bu tamamen saf katıksız saygısızlık. Bunlara mesela bu insanlara cevap vermeyi şu yüzden doğru buluyorum. Susmak her zaman doğru bir şey değil. Ben kötü bilineceksem bile ben elimi taşın altına sokup günah keçisi olup konuşup birine bir şey katmayı tercih ederim. Ama sen de çok konuşuyorsun.
Konuşurum. İddialı olduğum ve bildiğim yani, şey varsa konuşurum. Yani, acayip bir siyasal tavrı var yani. Evet, evet, şey değil yani. Yani apolitik var. Aykırı. Ama tabii, eğitici ve faydalı olmak yani, dışında mesela, konuşma. Şimdi Müjde'yi ben o kadar uzun zamandır izliyorum, takip ediyorum. O kadar uzun zamandır. Yani, 100 senedir değil tabii de yani. Çıktığından beri izliyorum. Bir yandan da hoşuma gidiyor söyledikleri o cesur falan tavrı. Fakat sonucu şu oluyor. Yani o sana onu yapanına kızma. Şimdi ben de seni çok arkadaşım zannediyorum. Yani 40 senelik dostun gibi. O kadar çok konuşuyorsun, o kadar katıldığın veya ilginç bulduğun fikrin şeyin var ki bir süre sonra arkadaş gibi oluyoruz. Ama kızdığım ben şey ben ilk gördüğümde diyorum ki bu kızı ben tanıyorum, bu kız benim arkadaşım. Evet, ben de sizi değil. İşte ben sizin beni izlediğinizden daha uzun zamandır izliyorum. Çünkü ben 40 senedir yapıyorum ama bu işi. Ama ben işte gelip sizin yüzünüze bakıp merhaba demeden İşte o bir kültürel mesele ama. Çekiştirip. Ama herkes işte, aynı davranış biçimini gösteremez. Yani o benim ailesinde de öyle o yani. O öyle. Evet, evet. Benimki aynı, bir şey yani katmak. Kültür. Çünkü birbirimizden başka kimsemiz yok. Yani ben, kabalık ve kibarlık iki ayrı davranış biçimi. Şimdi kimilerin ama işte ben o kaba. Kaba deyip onu hayatımdan yok saymak yerine belki o andır onun fark edeceği an ve ben buna destek olayım bakış açısıyla konuşuyor. Yani kızmak değil benim. Sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi bizim çünkü ben de bir an bir şey öğreniyorum. Her mesleğin bir doğası var. Bizim bak gençler büyük bir saygı içerisinde bizi dinliyor. Görüyor musun? Çok mu konuştuk? Ceren ve Sıla hiç konuşmuyor. Ceren. Bir gün dinlemeye geldik. Giriyorum ben araya. Ceren zaten hala dinliyorsun. Sıla zaten. Hiç. Ben de öyle. Dinliyorum, seviyorum. Evet. Hak veriyor musun? Çok, çok hak veriyorum. Her zaman. Hep dinler misin böyle? Evet. Evet, evet, hep öyle. Evet. Evde nasıl çocuktun? Evde de ben konuşurum genelde. Ha. Sen intikamını evden almışsın. Evde yeteri kadar enerjimi atıp öyle ortamlarda. Benim kızım da senin gibi. Dinliyorum. Bize pabuç kadar değil, dışarıda çok kibar. Öyle vallahi. Kız çocukları genelde öyle. Bana demedi biri bırakmıyor. Onların mesajını göstersen vallahi neler diyor bana. Dışarı biri diyor ki kızınız çok kibar. Ah bir de bana sorun. Tüm kibarlığı da elden bırakmıyor. Sevgiden. Geçen gün bir konuk geldi buraya. Dedi ki köpeğimin adı Fadik dedi. Dedim kızın da buna Fadik diyor. Konuk da dedi ki bundan sonra köpeğime her baktı aklıma siz geleceksiniz. Al başına belayı. Ama gerçekten o kadar tecrübeliler ve o kadar güzel konuşuyorlar ki onları dinlemek böyle şey oluyorum. Evet, böyle aydınlanıyorum, kafam açılıyor. O yüzden hep sette de öyle. Evrim keza onu canım dinlemek beni ya, çok mutlu ediyor. Allah Allah. Bayılıyorum. Buna sevgi, ah buna ızdırap ya. Böyle bir şey olamaz. Ay maşallah ya. Herkes böyle mi? Sürekli böyle misiniz? Biz, evet, evet. Böyle. Şey gibi, şey gibi geziyorsunuz. Ya biz genelde sürekli görüşemiyoruz ki. Ayrı iki dizi çekiyor. Ha, tabii iki ki. Ayrı sesle çalışıyorsunuz. Evet. Biz yani sağ olun, biz çok teşekkür böyle ederiz. Biz güzel böyle bir üçlü bir aradayız. Onlar böyle onlar üçlü bir aradayız. Yani aslında hayattaki ayrım sizde de var yani. Var. Ben bir tık. Muhafazakarlarla gibi. Fazla şey yapıyorum. Çok zor oyunculuk. Arada deliliğe vurmazsak yani giyin soyun makyaj yap saç yap ay biraz sette eğleniyoruz da nefes yani alacak vakit olmuyor. Eğlenmezsek hakikaten arada bir yabancılaşıyorum böyle bakıyorum. Biz normal değiliz diye düşünüyorum. Ama oyuncular zaten genelde pek normal olması gereken insanlar. Yani sabahtan akşama kadar yani kahvaltı ediyoruz mesela bir gün. Evet. Kahvaltı masaları çekiliyor. Sadece kahvaltı olsun, akşam yemeği de yiyoruz. Sizin aile. Evet. Yani Ramazan'dayız şu an. Bir gün kahvaltı sofraları, yemek sofraları çekiliyor. Evet. Bu akşam sonra mı kalkacağız? Evet. Ha, uzatalım o zaman, sahura kadar gidelim biz. Olur bence. Dün bir sahne çektik. Bütün aile oturuyoruz. Öyle bir ortam oldu ki ışığın yapılmasını bekliyoruz. İşte durdum. İşte Settar abi orada, Sibel abla orada ama bayağı böyle aile sohbeti. E dedim oldu olacak bir çay demleyelim de dedim. Burada gerçekten bir aile gibi olduk yani. Evden çok beraber vakit geçiriyoruz. Ben eve gidince garipsiyorum artık. Kaç saat günü çalışıyorsunuz? 12 saat kuralına uyuyoruz diye. Evet. İyi bir yalan söyleyeyim. 12 saat. Yok, yok, öyle yok. Saat. Uyuyor, hakikaten uyuyor. Öyle. Günde 12 saat çalışıyorsun. 6, yemek saat 6, yani. Daha az da çalışıyor. 12'den de az çalışıyor olabiliriz. Evet. Yemekler iyi mi sette? Evet. Yemekler iyi mi sette? Evet. Biraz ben bir de sanat söyledim. Yok. Sanat vallahi salacağa gelen yemekler iyi değil mi? Vallahi diğer sete gelen yemekler iyi değilmiş, ben söyleyeyim. Ben ilk defa güzel bir yok, hanım ben yapıyor yemekleri. Aa, ve evet, çok evet lezzetli. Aa, bir gün çekime geleyim o zaman. Gel bekleriz. Bir de yemek sahnelerinde normalde soğumuş, eski, normalde iyi biçilmeyecek şeyler de verilirdi. Hiç öyle değil. O yüzden aa, sürekli yiyoruz. Harika. Göstermiyorsunuz ama. Devamlılığa giriyor sonra. Sıkıntı oluyor. Kesince yiyoruz onları sahne bitince. Eve götürüyorum ben. Hayır, yediğinizi gösteren bir haliniz yok yani.
yakıyoruz diye. Mecburen yakıyoruz. Yani senaryo şu kadar geliyor. Olması gerek. Bu kadar. Bu kadar. Vallahi şöyle zaten normal, senaryo kaç, geliyor. Kaç, 120 dakika boyun şey dizi. Yok, daha fazla. Daha fazlayız. Daha fazla. Şu kadar geliyor ve yani düşünebiliyor musun? 140 dakika, 140 sayfa. Okuyorsun, karakterine bakıyorsun. Diline geldiği gibi bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. Öyle de bir özgürlüğümüz var. Evet. Ama düşün ki ezberle söyle, ezberle oyna. Bir süre sonra ben kendimi gerçekten anneanne, onun evet. kızım, o kızım, öbürküler torunum. Peki hangi kızı daha çok seviyorsunuz? İkisini de Evrim'de ama hayır dediğim. Beni daha çok seviyorsun. Mesela annem beni daha çok sever. Yok. Evrim'e hep diyor ki sen bana çektin diyor. Ama onu da itişiyorlar, kakışıyorlar, dalga geçiyor annesiyle ama yine anne olarak onu da çok koruyor. Alev hep diyor, annem beni çok seviyor, bayılıyor. Çok seviyorum tabii. O yüzden çok iyi bir aileyle evlendirdi. Tabii iyi bir yere gelin verdik sana. Herkes doğru yaptığını düşünüyor. Yani bunu evet, göstermek ya. Bile harika bir şey. Hiç yani hiç kötü niyetli bir şey yok ben aslında. Ben o kadar çok mesaj aldım ki. Değil ben mi? Zorla evlendirildim. İşte 15 yıldır sevmediğim adamla evliyim. İşte aşkımı unutamadım ama iki çocuğum var. Çok büyük travma aslında. Senin yaşadığın bu şeyi aynı ben yaşadım. Beni 35 sene önceme götürdün. 35 sene? Evet. Ne kadar? Ve acayip. Bu travmatik evet. insanlardan... Sen duygulandın mı yoksa? Evet bir anda. Sen benden betersin. Ama sizin de gözleriniz sulandı gibi oldu. Ben de burada ağlarım yani. Ben de çok sulu gözlüyüm. Ya bir yaşlı zaten yumuşaktım yaşlı yani o anlamda değil tabii. Yaşlıca iyice bir sulu göz oldum ama sen de duygulandın. Evet. Ya o mektupta etkili oluyor mu ya okur mektupları? Ya evet kesinlikle. Çok ilginç. Ben hiç bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum yani. Herkes benimle dertleşiyor. Peki mesela bu role girmek. Senin rolün normalde zor bir rol. Niye? Hı-hı. Çünkü aslında hayatında, normal hayatta deneyimlemediğin birini oynuyorsun. Tarz olarak da, başına gelenler, çektikleri olarak da. O role girmek çok zor olmadı mı? Şıp diye giriyor valla. O kadar güzel giriyor ki. Eğitimli çocuk bunlar. Bir düğmesine basılmış nerede gibi oluyor bu? Bir anda. Müthiş. Ben Çanakkale 18 Mart oyunculuk okudum. Hmm. Oyunculuk bölümünden mezunum. Kaçıncı iş? Benim bir 9 yıllık günlük iş maceram var. O ne? Star'da yayınlanan bir iş mi vardı Beni Affet diye? Beni Affet hatırlıyorum. Evet, 9 yıl. Yani seyretmedim ama olayı hatırlıyorum. Evet, evet. Beni Affet'te oynadım. 9 yıl mı sürdü? Evet. Okuldan mezun oldum. Ceza gibi. Şark görevi var. Şark görevine oraya gittim. Nerede çekildi? Ankara'da. Ama sen de Ankara'sın galiba değil mi? Aslında Çanakkale'liyim. Öyle mi? Evet. Ankara'da anneannem yaşıyor. Onun yanına gitmiştim. Sonra... Kaldı oraya orada. Bir daldım. 9 yıl orada kaldım. 9 yıl Ankara'da onu şark görevini tamamladım. Aynen, ve geldin tamamladım, İstanbul'a. Tamamladım, evlendim. Bu ikinci işim. Orada evlendim. Evet. Ankara'da mı? Evet, evliliğimizi de Ankara'da yaptık. Sonra buraya geldik. Aslında bu benim ilk işim sayılır. İlk işim sayılır yani. O da evet. Maşallah pişirir insanı. Evet, orası bir okul gibi oldu. Çok acayip bir iş. Zor yani. Yani orada ben... Ama evet. Günlük güzel biraz daha kısa oluyor galiba. Ona 40 dakika falan oluyor galiba. Yok, bizimkisi uzundu. Uzun muydu? Bayağı uzun. Hem uzun hem günlük. Kaçarıyoruz evet. Yani. Çok zor. Biz öyle bir çekiyorduk ki 15 bölüm stoklu. Yani ben günde 40 sayfa falan çekiyorum. Şu anda bölüm, tatile girmiştik biz. 15 bölüm stoklu. İdrak edemedim. O zaman da şey oluyorsun genç bir yani. Oyuncu için bence iyi bir müthiş. Okul tabii bir yandan. Kesinlikle. Aynen. Müthiş. Kesinlikle. Kamera önünün rahatlığı. Ben oranın rahatlığı. Ekmeğini burada şu orada. Anda yiyorum. Yani böyle hiç böyle tiyatro falan hevesi olmadı mı? Oldu. Ankara'da yaptım. Yaptın mı? Pandemiyle beraber, pandemiden önce biz buraya taşındık. Sonra pandemi girdi. Hiç ondan sonra da olmadı. Ama çok istiyorum. İnşallah seneye. İnşallah oyuna da gelirim. Her oyuncunun seyredelim. Bir tiyatro rüyası var galiba. O bambaşka evet. bir şey. Değil mi? Bambaşka. Ama yani o yakıtımız bizim. Evrim'i izlemeniz lazım. Doğru yapıyorsun. Doğru yapıyorsun. Ya bizim olur, yakıtımız izleyin. O olmazsa malzeme gelişmez. Evet Sıla gerçekten. Sıla sen yapamayacaksın. O söyleyince seni katılmama mümkün değil. Var mı tiyatro senin Sıla? Ben amatör yaptım. Öyle profesyonel olarak yapmadım ama. Amatördeki okulda? Yok, Sahne Tuz Tiyatrosu'nda İzmir'deydim. 3 yıl orada tiyatro yaptım. Sen İzmir'lisin. Evet. Ama bizim çıkardığımız oyunlar genelde halka açık değil de hani öğrenci oyunları, aileler geliyor falandı. Ama gibi.
Ama var tabii ki her oyuncu gibi benim de bir müzikal. Keşke olsa diyorum. Ama dizi varken biraz zor herhalde. Tabii zor biraz oluyor, evet. Yaz döneminde daha tatmin edici bir yerden olabilir. Neden olmasın? Tiyatro para yok ama. Olsun. Yok artık ben, tiyatroda yani, para yoksa var. Yoksa evet, eskisi varsa gibi değil. Değil eskisi gibi. Değil, değil eskisi. Ama eskiden şimdi, yoktu. Ben sıkılıyorum mesela sahne yok falan böyle yani. Ben gezici tiyatroda sevemedim. Bütün tiyatrolar dolu oynuyor falan. Ama geziyorlar ya işte bir gün bu orada bir gün bu orada. Öyle maalesef. Dekor bina yok. Evet bina ama artık sabit mekan zaten zordu. Şimdi imkansız sabit mekanda tiyatro yapmak. Niye? Dormetiyorsa bu da boş duruyor hala mesela. Ama işte orayı... Ama tiyatroya vermiyor. Gideri şu o kadar anda. Çok ki çok artık oldu, şu anda zaten. Aslında bakanlığın bu işleri, o salonları desteklemesi, evet, tutması, yani, yaşatması yani, evet, tutması. Kentler tiyatrosu da mesela yani o da hani... Yani hep konuşuyoruz hani vergileri, biletler üstündeki vergileri alsalar bile... Belediye kısmını kaldırdılar galiba. Şehir tiyatrolarının... Toplam bütün eğlence rüsumu denen bir belediyenin aldığı bir para vardı. Bir torba kanunu onu çıkardılar galiba ama... Onu belediye kötülük olsun yaptılar. Sanatçılık olsun diye yapmadılar yani. CHP'li evet, belediye evet, kötülük olsun diye yaptılar onu. Halis yani, bir niyet yapılmış değil yani. Yani artık sabit mekanda tiyatro yapmak gerçekten neredeyse imkansız oldu. Yani olanlar da şu an bir tiyatro. Eskiden 7 gün oyun oynanırdı. Şimdi öyle bir şey yok zaten. Seyircisi 7 gün oyun oynardık. Evet öyleydi. Çocuk oyunu matine suare oynardık. Ama repertuar tiyatrosu yoktu. Haftada 3 gün matine vardı. Aynı evet, oyunu 6 ayda oynayabilirdin eğer seyirci sevmişsin. Daha uzun süren oyunlar oldu. Tabii tabii. Aslında keşke bize yani, Beyoğlu'nda böyle yan yana 20-10 tane tiyatro olsun. Ne güzel. Aa, eskiden ha, öyleydi. Gibi evet. Öyleydi tabii işte. Öyleydi. Broadway Dorman, Ayfer abla, Güliriz Sururi, Engin aynen, Cezar. Şimdi biz ileri gitmedik ki geri gittik. Ben hep o Beyoğlu'nda büyüdüm. Hepsi oradaydı. 5 yaşından itibaren. Benim bildiğim 6 tane galiba tiyatro vardı. Şeyde Laleli'de şey vardı. Gazanfer Özcan tiyatrosu evet, vardı. Evet. Burada Kurtuluş'ta Kenter vardı. Dormen vardı bu tarafta. Bizim derdimiz hiçbir zaman yokluk değil ki zaten. Vardı. Artık o, yok. Var olanlar artık yok olduğu için problem varlığını koruyamadık. Yok ettik. Bizde şey var, üstüne katlayarak miydi, gitmiyor bizde. İlk bizde bir dönem biri bir şey başlıyor. Ama yani, üstüne katlanarak var, devam etmiyor bizde. Maalesef böyle bir şey var. Edebiyatımızda da böyle. Yani şimdi tiyatro alternatif var, tiyatrolar var aslında. Daha hani küçük moda, moda tarafında bir böyle yoğunluk var. Ama şey yani o kadar seyirciden gördüğünü düşünmüyorum. Çok daha değişik. Ve de evet, çok evet, güzel salonlar. Mesela baba sahneye ay, bayıldım. Evet. Ama o Şevket'in kendi ağladım, manyaklığı. Evet, ağladım. İşte yani buradan yani, kazandığını maalesef, götürüp oraya yatırıyor. Buradan kazanıyor. Diziden kazandı. Sahne, götürdü oraya yatırdı. Yani arka sokaklardan kazandı. Ama müthiş bir şey yaptı. İnisiyatif kullanan müthiş, insana kalmıyor olmak lazım. Kaç tabii tiyatro ki oynuyor destekleniyor orada. Destekleniyor olması lazım devlet tarafından ama. Eski dram tiyatrosu vardı. Siz hatırlar mısınız? Hatırlamazım. Tepe başında. Ben ilk sahneye orada çıktım. Onun için o Şevket'in yaptığı locaları görünce bordo kadife perdeleri. Evet. Şevket talebemdir ayrıca. Öyle mi? Müjdat Gezen'de 33 sene ben el verdim diyelim çocuklara. Müjdat abinin tiyatroya katladığı müthiş yani. Müthiş. Ve Müjdat'ın yaşlılar evi de müthiş. Evet. Bunların reklamını yapmaz. Son asla yıllarda yapmadım, duyuldu. Asla son yıllarda duyuldu. Yani girdiğim zaman ilk gün açılışta sahneye davet etti beni Şevket. Konuşamadım ağlamaktan. Ne kadar değerli. Yani o bordo perdeyi, o altın varaklı locaları gördüğüm zaman dram tiyatrosu geldi biliyorsunuz. Dram tiyatrosu yandı. Yandı. İlk yanışta itfaiye yetişti. Şimdi oraya kötü bir otopark yapıldı. Öyle mi? Bir eşi Viyana'da o tiyatronun. Viyana'ya gittiğimde de çok ağladım. O da mı gitmiş? Hayır. Ha, o duruyor. O duruyor ve yepyeni pırıl pırıl. İşte şurada hemen yan tarafta şan tiyatrosu yandı gitti. Yani. Ya, yok ya. Üzücü. İnşallah evet, ama her şeye rağmen geçer, devam ediyor, yolunu buluyor bir şekilde. Evet. Yani mesela ben de bir oyunda oynuyorum. Sorgu adı. Hala şu anda oynuyor musun? Evet oynuyorum. Yarın akşam ve cuma günü oyunum var. Mesela biz Cihangir'de bu hafta Tatavla sahnede oynuyoruz. Geçen ay da orada oynamıştık. Yani Cihangir işte yani hani ya biriniz de çıkın gelin arkadaş.
Yok yani bizim seyircimiz. Biz seyirci konusunda Allah çok Allah. Zorlanıyoruz. Evet. Cihangir'de ne dönüyorsunuz? Tatavla sahnede. Tatavla sahnede. Firuze Ağa'da orada sahne. Biz seyirci ya, konusunda çok zorlanıyoruz. Bir de galiba artık tiyatro alışkanlığı Kadıköy'de geçti. Evet. Çok evet. Evet. Biraz evet. Onunla da alakalı. Semt alışkanlığı da oluyor, değişiyor zaman zaman. Bir de bazen insanın haberi de olur. Ama Kadıköy'de yaşayan halk tiyatro seven halk. Mesela Ankara. Yapmayın mesela, biz buradan kalkıp eşimle falan Kadıköy'e gidip oyuna gidiyoruz yani. Tabii. Tabii hayır, buradan da gidersiniz. Yani ben mesela sevmiyorum tiyatro. Çünkü bilmediğim bir için arabayı nereye bırakacağım, evet, nereye park edeceğim, nasıl gideceğim falan. Hele o modanın daracı zorlukları içerisinde. Evet. 3-4 kere arabayı çektirdiler orada, böyle kaptırdım. Böyle gidiyoruz arabaya, dönüyoruz taksiyle. Takside bulamıyoruz falan, böyle pek bir nişanlık oluyor bazen. Ama Ankara seyircisi de muhteşemdir. Tabii ki Ankara, tiyatroda Ankara bambaşka. Bambaşka. O sanat evet. tiyatrosunun yarattığı bir muazzam bir ekol var. O evet. sürüyor. Ben evet. Ankara'da Katerina Blum'un Çiğnenen Onur'unu oynadım. İlk defa ömrümde gördüm seyirci. Kulis kapısında bekliyor evet. ve sizi davet ediyor evine. Muhteşem bir şey bu. Ağlayacağım ya. Yani Avrupa tiyatrolarında alkış perde 10 kere açılıyorsa açılır kapanır. Sonra İngilizler mesela oturup 20 dakika falan oyunu içine sindirmek için oturuyorlar. Ali Poyrazoğlu ile bir kere biz de oturduk öyle seyirciyle. Sonra Ali bana dedi, kalk gidelim, kalk şu gidelim. Oyunun şeyini bulalım, peşine düşelim. Ama ben yani... sana sinir oluyorum, çok özür dilerim. Sinemaya gittiğimde de, tiyatroya gittiğimde de ben bir şeyin içine dağıldıktan sonra hemen ışık açılınca kalkıp gitmek, konuşmak istemiyorum. O yüzden hep tek başıma gidiyorum bu arada artık. Burada ilk Ali Poyrazoğlu'nun oyunudur, kala kalıp, ağlayıp böyle ışıklar kapanana kadar otur. Çünkü ben onu yaşamak istiyorum, o anı. Hangi oyun bu? Yaşamak istiyorum söyleyeceğim. Yapacağım. Kobay. Kobay. Hatta ortak, tabii tanışmadım kendisiyle ama liseden beri onu tanıdığını söyleyen herkese lütfen oyunu tekrar oynar mı diye haber yolluyorum. Hiç haber Ali Poyrazoğlu'yla tanışmadınız mı? Ama yok. Ben sizi bir gün ikinize beraber davet edeyim, tanıştım. Eğlenceli olur. İşte. Kobay'ı oynasın o zaman. Yani şimdi bir şey seyrettim değil mi? Onun o zaten konuşanlar, bir şey yiyenler, onlara hiç girmek istemiyorum. 3 saat konuşurum. Ama yani bitti, bir düşün değil mi? Zaten evine gideceksin, evet, zaten yani, hayata karışacaksın. Bunun için yani, para evet. verdin, bunun için bir vakit ayırdın. Yaşasana onu. Hemen kalkıp gel. Daha siz, oyuncu selam verirken kalkan bir dur diyorsun, yani. Bir şey hissetmiyor musun? O yüzden araya girdim, çok özür dilerim. Çok bence ederim, önemli bir konu. Rica için. Ederim, çok önemli. Tabii ki çok önemli. O yüzden o anlattığın ama şeyler Avrupalı çok değerli. Ama Avrupalı beğenmediğinde ne yapıyor? Yapsın. Edinburgh Festivali'nde. Domates. Hayır. İnanın ayağını vura vura çıkıyor oyun oynarken. Çıksın. Beğendiği oyunda da 20 dakika oturuyor. Ya evet, her şeyi alkışlayan seyirci de iyi bir şey. Tabii olmaz. Olmaması aynen. lazım. Yani ben öyle ya her şeyi övenleştirmek. Ya tabii. evet yani o öyle bir şey değil. Zaten seyircinin çok da kötüyü kapılmaması. Kötüyü övmek iyi, haksızlık oluyor. Çok da kapılması iyi bir şey değil. Yani dış göz olarak kalması her zaman bizim tercihimiz. Gelişmeyi durdurur. Oyuncu olarak. Yani. O hani orada yani tiyatronun yani oynamanın amacı o zaten. Hani olayı göstermek. Sen oraya girdiğin zaman görme kabiliyetini de kaybedersin. O anlamda Ankara seyircisi evet. ile ilgili bir şey diyeceğim. Ankara seyircisi hani öyle bir şey kültürel kökeni var ki bu oyun izlemenin yani izlemenin seyretmenin adabını o kadar iyi biliyorlar ki. Evet. Şimdi biz bir metni prova ederken onun o metnin bir kodları vardır. O kodlarını oyuncu bilir ve o kodlar üzerinden ilerlersin. Sanki Ankara seyircisi pardon, o kodları biliyor olarak izliyormuş gibi ve bu o kadar keyif verici ki, çünkü aynı dili konuşuyormuşuz gibi oluyor o zaman. O oyunu da yukarı çekiyor. Hem de nasıl? Evet. Tabii. O anlamda Ankara'da oyun oynamak gerçekten makyajını çok... kim yaptı? Bizim set makyözümüz Esra Hanım. Çok iyi yapmış. Gerçekten. Gerçekten. Esra'cığım. Benimkini nasıl buldun? Şimdi Esra'nın adı geçerse Ozan'ı da anmam gerekir. Benimkini de Ozan yaptı. Vallahi kıyafet... Dünürler kapıştı. Ama onun da güzelliğinden yani şimdi o da var. Esra'cığım evet. Özene ben de güzelim ama makyajım güzel değil yani. Yok, çok kıyafetle falan renkler çok iyi olmuş. O yüzden dikkatimi çekti yani. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Kamalı getirmek bilmiyorum. Hayır. Hayır.
Yok, daha ne olsun güzel. Bir hanıma daha en güzel ne söyleyeyim? Güzeli güzel demek lazım. Bence de. Kesin. O zaman hepinize güzel demem lazım. Hepimiz güzel. Teşekkür ederiz. Ya çirkin kadınların şansı yok mu tiyatroda ve sinemada ve şey? Niye olmaz? Ya, karakter oyuncusu. Kime göre güzel, kime göre çirkin ayrıca? Ayrıca karakter oyuncuları... Ayol, Kemal Sunal çok mu yakışıklı? Bu arada çok güzel ve çok yakışıklı addedilen insanların oyunculuk hayatı daha zor olmuyor mu? Ciddiye alınmıyorlar. Oyunculuk yapsa bile köküne kadar evet, hep bir birkaç sene bunu... Bir et bitti yaşadı. Kıvanç mesela Leonardo çok yakışıklı ve çok da iyi oyuncu. İlla evet. Kendilerini çirkinleştirip çok zayıflatıp çok çirkinleştirmek evet. Gerekiyor ama. Yurt dışı da böyle yani. Bu bir insan bence algısı. Çirkinleşip vücudunu deforme etmezsen takdir edilip onaylanmayacakmışsın gibi bir algıyla yaşıyoruz çünkü. Bence dezavantaj bile yani. Yok. Valla Brad Pitt'in ilk rolleri pek parlak değildi. O da geliştirdi kendini. O da geliştirdi. Zaten herkes geliştirdi bir noktada. Evet, evet. Bana böyle geliyor. Ama ön yargı olduğu yani, gerçek. Yani mesela Nicole Kidman olduğu maçta daha iyi oyuncu oldu. Yani başlangıçta güzel bir kadındı ama bence ben beğenmezdim oyuncunu. Sonra mesela zamanla... Kurtlarla dans oynayan bir adam var. Yakışıklı ama bence berbat bir oyuncu. Neydi adam adı? Kevin Costner. Kevin Costner. Türk Havaları reklamcısı. Bence felaket bir oyuncu. Postajı falan. Ya kimisi... Çok öyle bir tipi oluyor ki. Ben yani, oyuncunu beğenmem, bilmiyorum. Belki anlamadım. Bu da zevk, renk bir yerde bir noktadan sonra. Ben çok beğenmedim. Ama senden korkumuzdan söyleyemiyoruz. Her an atarlanabilirsin diye. Tam tersi ya, ben her görüşe tam tersi çok okeyim. O yüzden diyorum yani. Bence onu öyle beğenen de öyle beğensin. Beğenmeyen de beğenmesin. Ne var? Bir kez en beğendiği erkek oyuncu kim? Türkiye'de demiyorum. Onu söyleyemezsiniz de dünyada mesela. Jack Nicholson. Gerçekten etüt ederek seyretmeli. Müthiştir Jack Nicholson'la neydi? Sevgi Sözcükleri filmi. Müthiştir. Ders diye okutuyorum talebeye. Jane Fonda'ya bayılıyorum. O da çok iyi oyuncu. Ben gençken sevmezdim onu. Şimdi yaşlandı. 80 yaşından sonra şahane bir oyuncu oldu. Hele bir dizileri var. Ya o diziyi seyrettiniz mi? Grace and Frankie. Evet. Ya böyle bir şey olur mu? Ama oradaki oyuncuların hepsi de çok iyi. Gençleri söylemiyorum ama yaşlıların hepsi bir numara. Bizim de algımız değişmiyor mu ya seyrederken? Biz de büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Belki biz de değişik seyrediyor olabiliriz. Tabii muhakkak bize bakış açımız değişiyor belki. Evet. Ne zevkli bir sektör aslında. Ne kadar değişken. Mesela ben şeyi de çok severim. Zavallı sapıklıkta suçlanan çocuklara taciz ettiği falan söylerdi. Kevin Spacey. Ben söyleyecektim de. Kevin Spacey. Buraya geldi biliyorsunuz. Ben ona yemek yedim orada. Çok ben da zarif bir adam. Üçüncü Richard mi oldu? Ben de. Ben şimdi Şamlı. Böyle bir oynamak ben görmedim. Ben de izledim. Ben böyle bir oynamak görmedim. Evet. Sonra adamla şurada yemek yedik beraber baş başa. Çok da kibar bir adam. Bak bu anımı anlatayım. Yemek bitti. Ben bir pro yaktım. O zaman pro içiyordum. Sonra bıraktım. Baktım böyle çok arzu eden gözlerle bakıyor proya. İçer misin dedim. Çok severim içi olsa dedi. Ben de hemen ofise telefon açtım. Yakında da buraya yemek yediğimizde. Bir tane getirdiler. Sonra adam gitti. Bir hafta sonra bana bir kutu geldi. Bir kutu pura olmuş. Canım zarif çok. Sonra o adama neler dediler? Ama kimin hangi konuda nasıl bir insan sonra olduğunu bilemiyorsun. Sonra aklandı. Suçlamalar aklandı ama kimse onu hatırlamıyor. Ben çok beğenirim oyunculuğu. Birebir onun provasını izledim. Ayşenil Çamlıoğlu ile beraber şehir tiyatrosunu yönetiyordu. İşte festivalle geldi. Üçüncü Richard. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Böyle iki, üç dakikalık bir Flores sahnesi var. Çocuklar 4 saat prova yaptı adam. Yani o nasıl iyi oyuncu olmaz? Ve bize dedi ki ne şanslısınız ki bizde soyunma odaları hep sahnenin altındadır. Tepemizden toz yağar. Siz deniz manzaralı odalarda, festival dışında da çağırın geleceğim size dedi. Yani ve Türkiye'yi hiç bilmiyormuş. Neler oynanıyor deyince ben bir saydım. Bizde şehir tiyatrosunda çok güzel, yani dünya edebiyatında yeri olan eserler oynar çoğunlukla.
adam şaşırdı. Siz Shakespeare mi oynuyorsunuz dedi. Evet. Siz Çehov mu oynuyorsunuz? Evet. Burayı Afganistan sanıyorlar ki Afganistan evet. bile fena evet. değildi. Evet. Fena değildi eskiden. Evet. Keşke dedi kalıp oyunları seyredebilsem dedi. Tabii onlar başka bir seviye yani. Mesela şey ne o Hugh Jackman Eczacı burada bir ailesine de çok şey vermişiz. Ona gittim. Onu izlemedim. O da çok acayip. Müzikal miydi? Evet. Yok tek başına bir tek kişilik gösteri. Yok izlemedim. Ama biraz müzik dolaşıyordu. Evet, çok interaktifti. Falan. Çok değişikti. Eczacıbaşı ailesine çok şey borçluyuz. Avrupa tiyatrolarını ayağımıza evet. getirdiler. Yani gerçekten muhteşem bir şey yaptılar. İstanbul Festivali müthiş bir şey. Evet, evet. Yani ben genellikle Edinburgh ve şeyi Fransa'daki festivali takip ederim. Ya çok iyi tiyatroları, dünya çapındaki tiyatroları hep bize getirdi, buraya getirdi. Alman tiyatrosunu burada gördük. Tabii biraz eskisinden biraz daha geliydi. Eskiden onlar daha çok gelirdi, daha iyi gelirdi. Şimdi biraz azaldı. Biliyor musunuz ki depremi soruyorlar. Kalacakları otel için araştırma istiyorlar. Normal çok iyi yapıyorlar yani. Çok haklı ama bunu 5 senedir falan istiyorlar. Yani deprem lafı yokken gelenler. Çok yani çok şey yani özellikle Edinburgh benim için çok önemlidir. Çünkü iki üniversite bitirir her gidişimde bana. Işık yalnız oyunculuk değil. Teknik de öğreniyorsun. Ve şehir tiyatrosuna bir yön peki şey aldırdı. Peki tiyatronun en iyi olduğu ülke hangisidir? İngiltere. İngiltere mi? İngiltere tabii. Yani futbol seyircisiyle aynı sayıda tiyatro seyircisi var. İki tane dev gibi okul var. Her konuda fanatikler demek ki iyi. Müthiştir. Ama mesela her sokakta 3 tane kurs var. Hepsi iyi değil. Öyle bir yer daha var. Çekya. Prag. Prag gördüm, evet. Ama kukla tiyatrolarına gittiğim için daha çok... Prag da çok acayip. Evet. O konuda orası da müthiş yani. Onun neresi müthiş değil ki Allah aşkına? Prag. Mimari? Yani... Mimarisini bilmem o kadar ama Prag'da tiyatro iyidir. Prag güzel şeydir zaten. Ona bakarsanız işte St. Petersburg'da da bale şahanedir. Viyana'da bale. Öyle mi? Ben St. Petersburg'cuyum. Viyana'da lütfen gittiğinde bir baleye git. Viyana o kadar sıkıcı ki. Biliyorum ama baleyi ve operanın yanındaki pastanede pasta yemek için Viyana'ya gidilir. Daha demin bahsettim. Evet. Zahir'in bahsediyorsunuz. Yok. Yok, opera onun da adı. Viyana muhteşem. Bir iki kere gidip çok sıkıldığımı hatırlıyorum. O yüzden pek sevmiyorum Viyana'yı. Anna Karenina'yı seyrettim bale olarak. Acaba yalnız ben böyleyim dedim. Bittiğinde gömleğim ıslanmıştı ağlamaktan. Döndüm bir baktım bütün herkes. Seyirci ağlamış. 4 kilo veriyormuş kız. Oyunda. Her oyunda. Her oyunda. Onun için. Kaç günde bir oynuyor? Bayağı mesafeli oynuyorlar. Maraton koşuyor yani. Ama... romanı, sanki romanı birebir vücutla anlatıyorlar. Baleyle yani bir de. Evet. De. Bale böyle bir şey. Müthişti. Mesela ben bu zaman Türk balerinleri ağırlıyorum. Bayılıyorum yani. Çok büyük emek, çok muazzam. Büyük bir mesai, evet. Çok saygılı olacak. Hiç yani. Etmeyen bir şey yani. Hiç. Evet. Ve çok nankör de aynı zamanda. Evet. Evet. Belli bir yaştan tabii. Sonra koreograf oluyorlar. Maalesef. Maalesef. Yani tabii. Her açıdan zor bir meslek. Kurtan Hoca'nın eşi balerinaydı biliyorsunuz. Çok ileri yaşta sahneye çıkmıştı. Hayranlık uyandırıcı diyordu. O Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda sabahtan öğleye kadar operaya, öğleden sonra tiyatroya aitti. Onun için ben operacıların içinde de büyüdüm ve iki operada da oynadım. Turandot ve Carmen açık havada. Dominika Rica gelmişti. Devlet Tiyatrosu'nun Turandot oynadığı zaman değil, daha eski bir dönemde. Dominika Rica gelmişti Carmen'i oynamaya. Pinatros gelmişti Maestro'ya. Ben Carmen'in küçüklüğünü oynadım. Turandot'ta da çocuğunu oynuyordum zaten. Ben de en sevdiğim aryaların iki tanesi Carmen'dedir. Yani muazzamdır Carmen hakikaten. Evet. Çok, çok güzel oyundur. Çok güzeldir. Ve müthiş prodüksiyonlardı. Biz de seninle oynayabiliyoruz. Bak ne kadar şanslıyız. Evet. 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 Herkesin bir derki kuşağı anlatacağı bir anısı oluyor. Evet.
meslek büyükleriyle. Onlara gitti. Onların şansı sizsiniz. Oh. Anam benim. Benim şansım da hepinizi burada böyle ağırlamak. Peki bu dizi daha sürer değil mi? Sürer. Tabii ki de. Bence çok çok güzel dizi çünkü. Siz de muazzam daha bir sürü şey orada. Olacak ya. Bir de ne olacak? Oo, ben spoiler hayatta vermem. Bence sen de bilmiyorsun, sallıyorsun. Tabii. Niye? Ben 3 bölüm fazlasını biliyoruz herhalde. 3 bölüm biliyoruz. 3 bölüm önden mi gidiyorsunuz? Bu muazzam bir yüksek zaman. Evet. Biz bu işe başladığımızda hiçbir işte ben yaşamadım bu sektörde böyle bir şey. 5 bölüm vardı elimizde. Çok iyi bir şey. Evet. Evet. Yani normalde yarım bölüm bile olmuyor kimsenin elinde. Tabii ki. Tabii. Ama tabii uzadıkça o kalmayacak elinde biliyorsun. Yani ikinci sezonuna, yani bu sezonun sonunda elinizde hiçbir şey kalmayacak. İkinci sezon yine bir 5 ile başlarsınız. Sonra da orta sezon. Ama şuna sahip olmuş olacağız. Oyun ritmimiz, karakterleri oturmuş içselleştirmemizin oldu. Hızı olacak bu sefer. Tecrübemiz olacak. Yok, bence Melis Hanım'ın kurgusu bitmez. Matematiğini çözmüş bu işi. Şeyde o yazmıyor mu? Yasak Elma'yı. Evet. O da epeydir oynuyor yani. Evet. Kaç, 6. sezon oldu. 7 de olabilir. Melis Hanım'ın 6. kalsın. Hadi inşallah. Mesela uzun oynamak dert midir? Mesela ben Amerika'da falan görüyorum. Ne o? Bir dizi var. New York'ta geçen bir dizi var. 26 sezondur oynuyor. Kadın emekli olmuş diziden neredeyse. Evet, Maris ama yani 10 bölüm 10 bölüm çekiyorlar ya mesela. 13 çekiyorlar galiba. Ya da sezonları yani bizde hani bir sezon 40 bölüm sürünce hani bunun evet süreleri çok ya da 20 yıl sürmesi. Evet. De bir süre sonra aynılaşıyor ister evet. istemez. Evet yani o bizim bir de saatlerimiz de uzun olduğu için. Sorumuz ne kaçıncı dizi? Biraz 3 diyelim. Ama günlük dizideydim ben de. Sen de günlük dizideydin. Günlük dizideydim ben. Aa, hepiniz evet. Yani mecbur hizmeti günlükte yaptınız. Biz yaptık şarkı. Benimki biraz kısa sürmüş Ceren'e göre. Ceren, tebrik ederim. Evet, dayanmışsın. Sene dayanmak evet, biraz. Senin rekorun arka sokaklardadır aslında. Yani sebat ettim, bitirdim. Böyle bir şey. Zor yani. Arka sokaklar bitti galiba şu anda ama değil mi? Bitti sanırım. Bitti mi? Bitti mi? Ara ver. Ara ver. Ama bitti yani. Bitmedi mi? Sonra bitirmediler mi işte? Ara ver. Yani ben mesela o oyuncuları görsem sokakta polise yanlarına koşarım yani. Şevket çok artık yaşadı bunu. Evet. Şevket çok evet. yaşadı bunu. Amirim. Amirim. Bir de o da güzel dizi Allah evet. açık söyleyeyim ya güzel dizi. Bir de onun güzel tarafı şu, ben rastlarsam seyrediyorum çünkü başı yok sonu yok. Tabii yani. Evet, her gün evet. değişik bir şey kaçırmıyorsunuz yani. Değişik bir konu. Evet çok çok güzel konu yani. Ne oldu bitti evet. mi? Ne bu vaaz keser gibi hareket ediyorsun. Aa ödüm patladı, kiralık katil gibi yapıyor. Hani uzatırsan keserim 40 tane gibi. Ödüm patladı, bitirmiyorum. Olmuşum güzel kızlar, konuşacağız bunu. Şimdi sahura doğru geçiyorum. Evet, sahura doğru geçiyorum. Özel programımız var. O başlıyor şimdi. Şimdi yemekten gelsin, sahur sonrasında kuralım. Bilgiyi sizden alalım. Evet, değil mi? O tarafı temsil ediyorum. Herkese hitap edebiliriz evet, şu an, harika. Evet, ne yapmamız lazım şimdi? Gerçekten siz bu konuyu biliyorsunuz zaten. Yani benim acemi olduğum konu bu çünkü. Sahur mu? Genel olarak bu ibadet meselesi. Ne diyeyim şimdi bilemedim. Bence çetrefilli konular işkili. Ne deseniz olmaz. Yani 1400 yani senedir orucu neyin bozduğu konusunda uzlaşamamış bir millete evet. siz bir şey derseniz. Orayı bir aşamadık. Keyife de şeydi. Evet. Yani. Allah'tan deniz mevsimi değil de denize girersen orucun bozdurma deneme kaçar şeyi olmayacak. Evet. Yani. Evet. Yani ben yazın çok yaz yani, Ramazan'ından çok korkuyorum ben o yüzden. Çünkü o sorular beni benden alıyor yani. Gerçekten hiç evet. bitmiyor. Hiç asla bitmiyor. Yani kim soruyor onu çok merak ediyorum. Sen kolonyaya tuz basmayı öğret. Aa, evet. Mesela onu hiç bilmiyordum. Çok şaşırdım ben. Bir sürü şey de öğreniyorum ben de. Evet, evet. Bizim bir bölümde hikayede Nursema'nın işte dünürleri eve geliyor. Kadın kadına oturuyoruz falan. Bir kolonya muhabbeti dönüyor da böyle kolonya ikram ediyoruz yani. Alkol var mı yok mu diye soruyorlar kolonyada. Ben de şey diyorum, rahat rahat sürünebilirsiniz. Biz alkolünü tuz bastık ve alkolünü şey aldık diyorum. Yine yabancılaştı. Hiç duymamıştım böyle bir şey yani. Evet, hiç bilmiyordum. Ama gerçekmiş yani o. Gerçekmiş. Genelde öyle yapan insanlar evlerinde gül suyu kolonyayla gülsün. Hayır, alkolsüz kolonyanın da bir manası yok ki o zaman. Kolonya yani, demek zaten içinde alkol olması. Evet. Evet, evet yani. O zaman ya gül suyu kullanırsın ya hacı yağ kullanırsın yani. Ya, hacı yağında alkol yok mu acaba? Ondan emin değilim. Bilmiyorum. Yani kimya öğreniyorsun. Alkolü çözdürürken bir yani o
bitki özünü çözülürken bir yerde bir alkol olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, emin değilim. Evet. Ya benim bununla ilgili şahane bir hikayem var. Şimdi anlatsam mı acaba? Anlatın. Anlatayım mı? Sahura doğru anlatın. Neyse anlatmayayım. Şimdi ona sahura derler. Başka Ramazan sonrası anlatırım. Tamam. Bir daha gelişiniz. Tamam. Yani süper hikaye. Ama çünkü sahur sofraları harika olur. Evet. Yani tabii ben işte biz bu geleneklerden gelen insanlarız. Ben sahur sofrasını çok bilmiyorum ama çocukken sahura kalkardım. Ay, ben de keyifledim. Ben çok severdim. Güzeldir hakikaten evet, ama evet. İftarı daha çok severim ben. O böyle her türlü şey, gıda ama maddesi. Ama bütün gün sahur oruç tutuyorsanız iftar fazla geliyor insana. Ama benim gibi oruç tutmanın iftar yapınca çok güzel oluyor. Yani neticede hepimiz aslında bu alışkanlıklarla, bu geleneklerle, bu kültürle bu kadar sorgulamaya gerek yok bence. Zaten yapıyorduk ve herkes mutluydu. Tabii aynen öyle. Ya hepimizin çevresinde, ailesinde, akrabasında dandik bir oruç tutturulurdu işte. Öyle olmadan işte senin orucun. Tekne orucu lan. Öyle derler. Tekne orucu. Başı evladım. Bağlarız öğlende orucunu. Sıfırı yukarısı koyar. Çocuklar öyle denir. Böyle bir şey. Öyle bir Anadolu hoşgörüsü içeride evet. Değişik bir işlemde. Bir de bunu öğreniyorsun. İstersen devam ettirirsin. İşte, yani en azından bir öğrenme fırsatın, şansın oluyor adaletli bir ortamda. Bir baskı falan olmadan. Ne güzel yani hepimiz yaşadık. Evet. Çok evet. Tatlı. Çocukken en güzeli de orucu. Uhrevi hava geldi. Meğerse hepiniz ne kadar biliyor musunuz bu işi? Ben cahilmişim bu konuda. Estağfurullah. Ama böyle büyüdük gerçekten. Böyle büyüdük. Yani. Evet, evet. Hepimizin çevresinde zannedildiğimiz şeyler yani. Tabii. Hasret değil miyiz yani? Bir şey değil. Şu iyilik, güzellik iklimine de hasret değil miyiz? Ve zaten sahip olduğumuzu unutmamış mıyız bu kadar aslında kısa bir zamanda? Dönelim artık 3 günlük dünya. Mutlu mutlu yaşayalım. Evet, bence neyin kavgası yani? Ay canım. Sevgi. Aynen. Hep birlikte söylüyoruz. Ya bugün dünyada olan insanların %99.9'u 100 sene sonra olmayacak dünyada. İşte o kadar. Bitti. Boşuna. Çocuklar iyi geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi çağırdınız. Teşekkür ederiz. Gözüm gönlüm de açıldı ayrıca. Hep adamlarla biz de ikimizi döktük. Çok iyi oldu. Evet. Bu programda pek adam ağırlamıyorum ama siyaset programında ne yazık ki genelde sakallı bıyıklı adamlar ağırlıyor. Onlar genelde sinirli oluyorlar. Hep de Celal Bey ve İlber. Ha, Celal ve İlber'le çok eğleniyor. Ay evet. Evet. Onlar da tabii. Onlar benim dostum, arkadaşım. Yani yoldaşım adı. Onlar çok eğleniyor. Tabii onlar da şey gibiler. Hani el bombasının pimini çekip masaya koyarsın ya. Mayın parlası. Her an bir şey patlıyor mesela. Son programda Celal reklam arasındayız sandı ve evet. Celal ne yaptın reklam mektan falan. Aa öyle miydi falan dedi. Carl Sagan arada gitti. Biz de içimizi döktük gerçekten. Evet. Yani bu, burada buluştuk. Keyifli bir program burada, biz de buluşmuş olduk sayenizde. Biz de bir araya gelemiyorduk iyi oldu. Biz abimizi göreceğiz zaman bekleriz burada. Ben bu çarşamba akşamı burada toplanalım. Gelin. İşiniz abi. Yoksa gelin. Jenerik başladı. Eğer bu ay geleceksiniz yine... Sızılıyor. Kovuluyoruz. Bayağı kovuluyoruz. Bu şekilde restoranda lamba yakıp söndürmek. Evet, evet. Aynen öyle. Var utanmazlar. Herkes evine gidecek tabii canım yani. Tabii çocuklar eve gidecekler. Tabii. Arkadaşlar pardon biz muhabbet edaldık kaldık burada. Efendim herkese iyi geceler. Şenlik'in yayınlarına göre biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizim için ayrıca teşekkür ediyorum bir izleyici olarak. Şu anda izlediğim ender dizilerden bir tanesi. Pek vaktim yok. Zaten ben genelde ekranda olunca izleyecek vaktim de çok olmuyor ama size her izlediğimde olan helal olsun çocuklara diyorum. Teşekkür ederiz. Melis'in de kurtarmak lazım. Faruk'u da böyle bir zorlu işin altına girdiği en için. En önemli kısmı. Ben Faruk'u tanırım yıllardır. Belki 30 yıldır tanırım. Genelde daha ne diyeyim, sop opera tarzı giderdi. Burada hop diye koymuş. Ona da helal olsun. Teşekkür ediyoruz. Yani çok teşekkür ediyoruz. Helal olsun demek lazım. Aslında herkes taşın altında. Yani herkes yönetmenimiz Kete, Eylem. Görünen yüz olarak bu işin içindesiniz. Diğerleri buna verdikleri destekle. Sağ olun. İyi ki yapmışsınız. İyi ki varsınız. İnşallah böyle mesela böyle senaryolar artar yani. O abuk sabuk mahvizlerinden bana fenalık geldi. Siz bilmezsiniz ama ben bu şey neydi o dizinin adı Kurtlar Vadisi'ne yıllarca savaş açtım. Yani gençliği mahvedeceksiniz. Gençlere kötü bir rol modelsiniz diye. Galiba haklı çıktınız zaman içerisinde. Onlar da olsun siz, da. Bence olmasın. Onlar olmasın. Bence yani. Olmasın. Bence olmasın. Ama. Bence hiç gerek yok. Böyle kanadı kırık gibi dolaşan her biri kendince mahvedeşmiş mahalle çocuklarından bana fenalık geldi yani. Siyah takım elbise, beyaz yaka, saçık gömlek, paçalar yukarıda. büyük poponun üstünde gezen bir tane kısa
ceket, kolunda bu kadar bir saat böyle racon keser gibi olacak. Belki de o bir dönem olacak ve atlatacak ama her şey olursa en azından. O kadar da her şey olmaz. Vallahi o kadar da yaşamasın yani. Millet çakallaştığında hale yok yani. Bence sen bugün ne kadar pozisyon yapıyorsun? Hayır, televizyonu iyi kullanmışsa. Ramazan münasebetine bir uhrevi hava gelmiş sana. Televizyon iyi kullanılırsa gerçekten hem eğitir hem düşündürür. Yani sanatın zaten gücü de budur. Yani keşke böyle senaryolar daha çok yazılsa. Ne kadar iyi olur izleyiciler için. Çünkü Türk aileleri evde oturuyor. Hele şimdi bu pahalılıktan evden dışarı adım atamıyorlar. Yakında evde oturuyorlar. Bu kiralarla yakında evde de oturuyorlar. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz olur o zaman. Evet. Çok iyi olur. Zaten birbirimizden başka kimsemiz yok. Yani şurada hepimiz insanız yaşıyoruz. Gideceğiz yani. Neyin ayrışması zaten anlamıyorum. Kesin bu. Neyse tekrar. Ama böyle ben hayatımda böyle bir... Bu konulara denk gelmemişiz de o yüzden. Öyle mi? Şey ya, bak, severim. Birkaç kere daha geliyor. Sevgi böceği olarak çıktınız karşımıza. ben bile böyle bir demire kendimi iyi bir insan gibi görmeye başladım. İyi olmak zorunda bir insan gibi görmeye başladım ki ben özünde kötü bir insanım yani. Hepimiz kötü, hepimiz iyiyiz. Önemli olan seçmek. O şimdi dizide de bana sürekli yardım ediyor ya, o öyle bir şey. Role girdi. Kimse kötülüğü bilmediğinden değil, tercih etmediği için yapmıyoruz. Güç orada zaten. Dedi. Evet, hadi bitirelim. Çocuklara gidelim. Güzel bir şey. Siz gidin, bunları bırakın. Hadi biz devam edelim. Kameraları kapattınız. Sağ olun arkadaşlar. İyi geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haftaya çarşamba burada olacağız. Galiba Nursel var. Öyle bir şey duydum. Kulağıma öyle bir şey geldi. Nurhan'ım inşallah kabul ettiyse. Haftaya tekrar görüşme... Yok pardon. Yalan söyledim. Çok yalancıyım ben. Özür dilerim. Haftaya yokum burada. Haftaya bir seyahate gitmek zorundayım. Bir sonraki hafta buradayız. Herhalde Nurhan'ım olacak. Nursel olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.